Değerli misafirlerimiz, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen sertifikalı aile içi şiddetle mücadele seminerine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak seminerin başlangıç konuşmasını yapmak üzere Baro Başkanımız Sayın Avukat Gökhan Bozkurt'u kürsüye davet ediyorum. Öncelikle İzmir'den bugün aramıza katılan, sunumlarını yapacak olan çok değerli psikolog dostlarımız ve değerli meslektaşlarım, İzmir Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi'nin başkanı ve üyeleri ve Aydın Barosu'na mensup çok kıymetli meslektaşlarım, ayrıca dışarıdan katılan konuklarımız. Hepiniz bu çalışmaya hoş geldiniz. Ben en son yaptığımız meslek içi eğitim çalışmasındaki salonu gözümün önünden geçiriyorum. Bir de bugünkü salona bakıyorum. Bu salonda bugün bulunan herkesi, erkek ve kadın, herkesi ben alkışlamak istiyorum. Çünkü burada verilecek eğitim, paylaşılacak konular aslında gelir getirecek konular değil. Benim özellikle stajyer arkadaşlarıma hitap ettiğim her konuşmamda belirttiğim topluma karşı avukatın borcu ile ilgili bir mesele bu. Bu salonlarda gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmaları belki bizim konuğumuz ifa ettiğimiz meslek görev göz önüne alındığında toplumdaki şiddeti çok fazla engelleyebilecek bir şey değil. Ama bu şiddete maruz kalan özellikle kadınları ve çocukları koruyabildiğimiz kadar hukuken korumak adına sonra yaşayacakları muhtemel kötülüklerden onları korumak adına çok değerli. Ve elbette kamuoyunda duyuldukça bu ülkede avukatlar var ve pabuç o kadar da ucuz değil inancının yerleşmesi bir başka faydadır. Bugün burada hem benim şahsen çok önemli bulduğum sözleşmeler var. Uluslararası sözleşmeler masaya yatırılacak. 6284. Ama bunların ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusu özellikle üzerinde biraz daha dikkatle durmamız gereken bir konudur diye her zaman söylüyorum. Bu konuda ben başka çalışmalar da yapılmasını arzu ediyorum ve eminim ki zaten Kadın Hakları Komisyonumuz hazırlık yapıyordur. Ve yine hem komşumuz hem adeta kardeş barımız olan ve kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla toplumda ses getiren İzmir Barosu'yla da bu çalışmalara devam etmekten mutluluk duyacağımızı ben Aydın Barosu adına Baro Başkanı olarak ifade etmek isterim. Bu arada bu konularla ilgili olarak konuşmaları çok değerli konuklarımız birazdan yapacaklar. O yüzden bundan hiçbirisinin içeriğine girecek değilim. Her şeyi uzmanına bırakmakta ve sürekli konuşmak yerine dinlemekte fayda olduğunu düşündüğümden uzatmayacağım. Ama bizler toplumun aydın insanlarıyız. Öyle olmak da zorundayız. Avukatlar her dönemde, tarihin her döneminde toplumsal gelişmelere, ilerlemelere ışık tutan, meşale tutan ve en önde yürüyen insanlar olmuşlardır. Şunu yapmamızı çok arzu ediyorum. Eğitim aileden başladığında, özellikle erkek çocukların eğitimi, belki uzun yıllar sonra sıfıra yakın bir şiddet gördüğümüz toplumda yaşama imkanı bulur bizim çocuklarımız.
Bu devletin işidir. Ama devletin işidir deyip de bırakamayacağımız kadar da önemli olduğundan biz avukatlar, barolar olarak her zaman bu işin öncülüğünü yapmaya devam etmek zorundayız. Bu görevi de ifa etmeye hazır çok fazla sayıda duyarlı meslektaşımın ve hemşerimin olduğunu bu salonda görmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle konuklarımıza ve katılan herkese hem şahsım hem de yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. Başarılı bir çalışma diliyorum. İki oturumdan oluşacak olan seminerin ilk oturumunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu uzman psikolojik danışman Barışcan Öztürk, şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri konusunu Doktor Yağmur Soylu, şiddet ve şiddet türleri konusunda Avukat Seda Banu Akyüz, 6284 sayılı yasa konusunu Avukat Tuğçe Denizer, Seda Sözleşmesi konusunu Avukat Seda Gürer, İstanbul Sözleşmesi konusunu Avukat Ebru Poğu sunacaktır. İlk oturum için uzman psikolojik danışman Barışcan Öztürk'ü, Doktor Yağmur Soylu'yu ve Avukat Seda Banu Akyüz'ü yerlerine davet ediyorum. Oturumun moderatörlüğünü komisyonumuzun başkanı Avukat Neşe Menderes yapacaktı. İyi çalışmalar. Misafirlerimiz, hoş geldiniz. Aydın Barosu'nuz bütün komisyonlarıyla çok kurumsal olarak faaliyet göstermekte. Burada bugün kadın hakları ve çocuk hakları alanında çok emek vermiş, birçok başkanlık yapmış ve komisyonlarda çalışmış arkadaşlarımız da var. Bugünkü eğitim aslında bilmediklerimizi öğrenmek, öğrendiklerimizi tekrarlamak ve toplumsal duyarlılığımızı motive etmek için yapıldı. Kendimizi de motive edeceğiz ki daha çok çalışacağız. Çok değerli arkadaşlarımız var. En son soru cevap kısmı yapalım istiyoruz. Eğer uygunsa başlayalım ki zamanımız kısıtlı. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Adım Barışcan Öztürk. Uzman psikolojik danışmanım. 9 Eylül Üniversitesi'nde şu an misafir öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Konu toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet son zamanlarda sürekli aslında basında yer alan, geçen yıl özellikle reklam bülteni reklam olarak döndü. Onun dışında hala farklı meslek grupları ne yapabiliriz'i ele alıyor. Bu arada oturmadan anlatacağım, çok oturarak anlatmaya alışık değilim. Ben hemen size biraz söz hakkı vermek istiyorum. Bir yazı yazdım, kadınlar ne yapar ve karşılığında ne elde eder? Ne gibi görevleri vardır bu hayatta? Bütün. Dışında doğum geldi galiba bir de. Kariyer. Hangi alanda? Karşılığında ne elde eder kadın bu görevleri yaparken? Ütüyü, yemek, şimdi avukatlığı ayırıyorum, kariyeri ayırıyorum. Ne elde eder? Sevgi. Sevgi. Aşk. Takdir. Özgürlük. Nasıl özgürlük elde eder evde acaba? Bir saniye. Böyle sesim geliyor merkeze. Çok daha güzel. Anlatabilir miyim? Tabii ki. Şimdi özgürlük dediğiniz zaman
psikolojik yönden olsun, ailede kendini bir birey olarak üstün kılmalıdır bayan, erkek aile. Ailede üstün olmalıdır, her yönde üstün evet. olmalıdır. Umarım ilerleyen yıllarda bu şekilde her yerde yayılır. Bunun dışında avukatlık, kariyer ve öğretmenlik gibi meslek gruplarından da gelir elde ediyor. Doğru muyuz bu noktada? Şimdi erkekler ne yapıyor günlük yaşamda? Evet. Geri kalanlar işte geri kalan kısım ne kalıyor günlük yaşamda? Hemen buradan bir erkeğe söz hakkı vereyim. Evet. Erkekler ne yapar onun dışında günlük yaşamda? Erkekler genelde Türkiye'de yaşayan bir gözlerimizi aldığımızda gözlerini aldığımızda şunu görüyoruz. Bir araştırma yapılmıştı. Türkiye'deki erkeklerin ev işine katkısı ne kadar süre açısından? 16 dakikaydı herhalde toplam. Çok gerideydi dünya erkekleri açısından. Birinci sırada Finlandiyalı erkekler var. 1 saat 16 dakika. Dakikayla Finlandiyalı erkekler birinci sırada. Türkiye'deki erkeklerin ev işine katkısı zaten söz konusu değil. Bütün yük kadının üzerinde. Ne yapar? İşine gider, parasını kazanır, eve gelir, oturur, kadınından hizmet bekler. Ama söz konuşmaya gelince ise sanki her şeyi kendisi yapıyormuş gibi anlatır. Çocuklarına ise maddi anlamda katkıda bulununca babalık görevini yaptığını sanır. Yerine getirdiğini sanır. Manevi anlamda ise çocuklarına ne yazık ki herhangi bir çocuğunun başını okşamaktan bile özellikle başka birileri varsa yanında, üçüncü kişiler varsa ondan bile çekinir. Aman benim erkekliğime zarar gelmesin, şimdi başını okşuyorum çocuğun. Ya da çocuğuma başka bir şey, orada bir sevgi gösterisinde bulunursam ne derler falan diye düşünerek hep geri adım atar. Yani yapacağı şeyleri de içinde tutar, yapmaz diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hatırınız için. Onun dışında ne yapar erkekler? Var mı fikri olan? İş, onun dışında eve gelme. Eleştiriyor. Var mı ekleme yapmak isteyen? Tamirat işleri. Genelde. Ne? Keyif yapar. Yok, kesinlikle vardır. Biz genelinden bahsediyoruz. Kesinlikle onun için ayrıntılar vardır. Şimdi şuraya baktığımızda özellikle kadınlar evet günlük sosyal yaşamda, iş yaşamında çalışıyorlar ve çalışma yükleri günlük ortalama 8 saatken aynı zamanda kadınlar evde de çalışıyor. Çok yoğun bir şekilde. Hatta mesaisi erkeklere göre çok daha fazla. Erkekler bu işleri yaparken genelde para kazanıyor. Bunun yanında ne kazanıyor? İtibar. Doğduğu gün itibarı oluyor. Hani erkek olduğu için. Hani herkese de gösteriyorlar ufakken. Evet. Onun dışında kadınların görevlerine baktığımızda evet kariyer de yapıyorlar. Tabii ki kariyerleri de yine erkek özellikle statüsüne ulaşmaları ne yazık ki meslek yaşamında zor. Onun dışında elde ettikleri gelirin kontrolü kimde? Genelde kimde oluyor? Aslında bayan da olması lazım. Hocam siz idealini yakalamışsınız. Genelde kadınların gelir kontrolü de erkeklerde oluyor. Hocam değil. Açalım. Şimdi bu kavramlar bize
Bu kavramlar bize sadece erkek ve kadının biyolojik özelliklerinden ötürü farklılaşmadığını gösteriyor. Evet, biz erkek ve kadın cinsiyetiyle dünyaya geliyoruz ki en belirleyici, insanın en belirleyicisi noktalarından biridir cinsiyeti. İlk belirlenen nokta. Biyolojik cinsiyet sadece kadınların ayrı fizyolojik özellikleri, erkeklerin ayrı fizyolojik özelliklerinin olması. Fakat şimdi genel anlamda baktığımızda buraya yemek, ütü, onun dışında çocuk bakımı gibi meslekleri erkekler yapamıyor mu? Yani görevleri. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Biz iyi olan, statüsü yüksek olan her şeyi kendimize uygun görüyoruz. Hani çok dünyanın en ünlü şeflerin hepsi erkek. Bir iki tane kadın var. Kesinlikle yapılabiliyor. Yani bu da bize toplumsal cinsiyet kavramını açığa çıkartıyor. Toplumsal cinsiyet kavramı kadının ve erkeğin toplumun ondan beklediği beklentiler, uygun gördüğü roller. Örneğin kadın nasıl davranmalı, erkek nasıl davranmalı? Kadın gece geç dışı saatte dışarı çıkabilmeli mi? Kesinlikle çıkabilmeli ama benim bildiğim kadarıyla hukuksal anlamda da böyle davalar da indirim alınabiliyor. Onun dışında giydiği kıyafetten ötürü, kadının giydiği kıyafetten dolayı tarih indirimi alabiliyor. Onun dışında gece bu saatte hayatın olağan akışına ters denip gece bu saatte olduğu için kadın tecavüze uğradığında indirim alabiliyor karşı taraf. Böyle noktalar var. Onun dışında erkeğe yüklenen rollere baktığımızda genelde hep iktidar rolü, güçlü rol. Erkek her zaman güçlüdür, masaya elini koyar ve her şeyi elde edebilir. Kariyer anlamında da aynı şey geçerli aslında, mesleki anlamda. Kadınlar bir yere gelebilmek için sürekli çabalarken erkekler bazı haklara direktman ulaşımı var. Direktman elde ediyorlar. Bu hukuk sisteminde mesela biraz ele alacağım da gelirken yolda sordum, savcılık ve hakimlik Türkiye'de sadece %7 kadın savcı var. Nedenini sorduğumda savcılığın çok zor, gece çalışma saatlerinin uzun olduğunu, nöbet tuttuğunu söylenmesi. Kadın nöbet tuttuğunda neyi yapamıyor? Ev işi. Ev işi. Çocuk bakımı. Yine kadına yüklenen o rollerle ilgili. Onun dışında hakim oranı %35'i 2015 verilerinde %35'i %60'mış ki bizim ülkemizde yapılan araştırmalarda en yüksek çıkan, statü anlamında en yüksek çıkan meslek gruplarından biridir hukuk mezunu olmak. Burada da %35'i %65 bir oran ki genel toplamda yargı toplamı %25'i %75 gibi bir oran var. Gelelim onun dışında son yıllarda tıp fakülteleri. Eskiden hep hatırlarsınız hocam doktorluk hep erkek mesleğiydi. Şu son yıllarda tıp fakültesi okuyor. Bu nerede farklılaşıyor? Uzmanlık alanları. Cerrah kadın gören var mı? Cerrah, tek tük. Türkiye'nin ilk üroloğu 2009 yılında oldu hocam. Yani ilk üroloğu, kadın üroloğu 2009 yılında oldu. Onun dışında o alanlarda çalışanların hepsi yine erkek. Onun dışında yok değiştirme. Bir diğer kavram farklılık, aynılık. Genelde son yıllarda hep tartışma farklı. Kadın ve erkek farklı, aynı değil, o yüzden eşit olamaz sorusu var. Şunu sorayım ben, dünyada kim aynı? İki kadın da birbirinden farklı, iki erkek de birbirinden farklı. Ama ne yazık ki farklılık her zaman bize eşitsizliği doğuruyor. Farklı olduğunda eşitsizlik de ortaya çıkabiliyor. Burada da yılların getirdiği ki bu sadece bizim ülkemizin de değil, aslında dünyada hala aynı mevcut durum, şartlar mevcuttur. Kadınlar her zaman ikinci konumdadır. Erkeği yardımcı rolündedir. Başarılı bir erkeğin arkasında kim vardır? Kadın ama hep arkada. Yanında değil. Gibi. Tabii ki arada istisnalar çıkabilir. Burada da eşitlik kavramında kadının ve erkeğin özellikle fiziksel anlamda eşit olması değil, kadının özel hayatında ve kamusal alanda eşit olmasıyla ilişkili. Şu an meslek grupları, meslek seçimleri, onun dışında bizim öğrenciler, ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum, öğrencileri mesleklere yönlendirmemiz. Örneğin kız çocuklarını mühendisliğimiz yönlendirmiyoruz çok fazla. Benim kendi meslek çalışanlarım bunu yapıyor. Çok başarılı.
kız çocuğu özellikle çizimde, teknikte çok başarılı ama mühendis olma diyoruz biz ona. Çünkü çalışamaz. Onun dışında inşaat mühendisi olma diyoruz. Çünkü inşaatta genelde erkekler çalışır, sen orada yapamazsın. Ve biz, işin kötü tarafı da şu, erkeklerin kadınlara uyguladığı baskıları biz kadınların eksikleri olarak gösteriyoruz. Bunu sadece erkekler ne yazık ki yapmıyor. Toplumsal cinsiyet dediğimiz kavram, geleneksel roller, eşitlikçi roller diye genel anlamda literatürde ikiye ayrılıyor. Evet, yapılan çalışmalarda kadınlar daha eşitlikçi çıkıyor. Ama Türkiye'deki kadınların çoğu hala geleneksel rollere sahip. Bir erkek gece geç saatte çıktığında örneğin çapkınlık dediğimiz bir şey yapsın, arkadaşına anlatsın. Oo çok iyi yapmışsın. Aynı şekilde bir kadın olarak çapkınlık yaptığınızı düşünün ve arkadaşınıza anlattığınızı düşünün. Kim bakar? Herkes, kadınlar ve erkekler. Yani geleneksel roller sadece kadınlardan kaynaklı, erkeklerden kaynaklı bir durum değil. Çünkü erkekler zaten iktidarını sürdürmek için geleneksel rollerini sürdürüyor ve koruyor. Ama kadınlar da gelişim aşamasında geleneksel rollerini korumaya devam ediyor. Toplumsal cinsiyet gelişimi nasıl oluyor? Doğum öncesinde başlıyor toplumsal cinsiyet gelişimi. Nasıl başlayabilir? Aynen öyle. Kıyafet alıyoruz çocuklarımıza. Mavi ve pembe renkler üzerine. Onun dışında biz çocuklarımıza mobilya seçiminde de aynı şeyi yapıyoruz. Daha kötüsü isimler. Erkek ismi Aslan. Vardır çok. Ceylan. İri güçlü parçalayan. Kadın ismi parçalanan. Onun dışında Çiçek ismi. Narin, uysal, koparılacak bir isim üzerinden doğuyor. Diğeri toprak, çınar. Hani dallarınla her şeyi koruyacak. Onun dışında okul öncesinde özellikle toplumsal cinsiyet gelişimi ailede başlıyor. Ebeveyn kutumlarında birlikte başlıyor. Bizde bu bazen bilinçli bir şekilde aileler bunu öğretiyor. Erkek adam şöyle davranmalı, kız böyle davranmalı. Çoğumuzun duyduğu erkek adam ağlamaz. Asla ağlamıyoruz, biz duygusuzuz, Robocop gibiyiz. Kız çocukları da hep uysal. Söz dinle bak, kızarlar sana. Olur mu hanım hanım o, prensessin sen şeklinde. Ve aile bu şekilde çocukları yetiştirmeye başlıyor ki üçlü yaşlarda toplumsal cinsiyet rolleri kalıp yargılar oturmaya başlıyor. Kız nasıl davranmalı, erkek nasıl davranmalı? Bunun en büyük örneği oyunlarda. Erkekler doktor, kadınlar hemşire. Çocukların oyuncakları biz alırken bilmiyorum, hani burada kesinlikle anne babalar vardır. Alırken oyuncakları kız çocuklarına tencereler, tabaklar, el işleri. Şimdi gördüm ben ütü mütü de gelmiş. Bayağı böyle çamaşır makinesi güncelleniyor oyunlarda modern çağa göre. Erkeklerin araba, kamyon, tabanca, bol bol tabanca da alınıyor erkeklere. Onun dışında hep mesleğe yönelik etkinlikler varken kız çocuklarına alınan oyuncaklar el işlerine yönelik. Çünkü temelde ayrım noktası zaten burada. Erkek lider rolündedir, para kazanır, aileyi yönetir. Kadınsa ailenin bakımını üstlenir. Daha sonra ilkokul yıllarında girdikte bize hep şöyle bir şey var. Eğitim kalitesi arttıkça eşitlikçi roller artmaktadır. Ama var olduğumuz eğitim sisteminde de ne yazık ki geleneksel rolleri destekleyici bir eğitim sisteminden geçiyoruz biz. İlk çocuk okula başladığında öğretmenin onlara kitabı, öğretmenler mesela görev veriyor bir ilkokulda bize. Kızlar siler, erkekler sıra taşır. Yani ki bedensel gelişime baktığımızda kızlar o yaşlarda bizden daha gelişmiş oluyordu. Biz erkekler hep kısa kısaydık ama o sıraların altında eziliyorduk. Ve ister istemez derslere de yansıyor. Çocukların kitaplarında, çocuklara roller verildiğinde özellikle hayat bilgisi kitabında kadın evde yemek yapar, erkek işten gelir, masaya oturur, getirsene hanım der. Bu şekilde son yıllarda güncellenmeye çalışılıyor. Onun dışında olay ergenliğe geldiğinde biraz değişiyor. Ergenlik çağına geldiğinde çocuklar geleneksel rolleri tamamen oturuyor. Bu da bir akran grubunun etkisiyle birlikte. Çünkü grubun dışına çıkmak istemiyor. Grubun gene geleneksel olduğu için ve burada karşı cins ilişkiler de devreye giriyor. Karşı cinsten kastım sevgili. Kişi sevgilisine uygun rollere girmeye çalışıyor. Çünkü neden? Karşı taraf erkekse bir kadın olarak ben daha üstel olmalıyım. Ya da karşı taraf kadınsa erkek kıskanmalı.
Erkeğin kıskanmalı diyen var mı aramızda? Erkek kıskanmalı mıdır? Teşekkür ederim hocam da. Şöyle söyleyeyim, yapılan araştırmaların hepsi yetişkinlikte dahil erkekler kıskanmalı diyen bir %60'lık kesimimiz var kadınlarda. Hocam ama erkek dediğiniz şimdi hemen buradan gireriz. Yani genel anlamda bu şekilde yürüyor. Erkek adam yani zaten para kazanıyoruz, getiriyoruz. Bak evimize bakıyoruz. Bir dışarıda bir saat rahat olalım. Tabii hocam. Onun dışında genç ve yetişkinlik döneminde zaten bu yol roller oturmuş oluyor. Özellikle ergenlik çağından sonra toplumsal cinsiyet eşitliğini vermek çok zor. Çünkü rollerin tamamı artık o kalıp yargılar değişmiyor. Kalıp yargılara baktığınızda en değişen kısmı anaokul öncesi ve o ilk ana sınıfı. Ondan sonra kalıp yargılar oturduktan sonra kolay kolay hayatımızdan bu kalıp yargıları atamıyoruz. Mesela günlük hayatımızda hepimiz şunu diyoruz, hepimiz ne kadar eşitlikçi olursak olalım, en az buradan yarımız adam gibi davranmadı cümlesi. Çok kullanıyoruz biz bunu. Bu oturmuş bir kalıp yargıdır. Ha bazıları bunun işkiyatını yapıyor, adam Ademoğlundan geliyor, ondan yapıyoruz diye ama o biraz işkiyat gibi. Eşitsizlikler nerede görüyor? İlk olarak aile kurumunda eşitsizlikler görülüyor. Ekonomik konularda karar verme. Kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor ama kararı genelde büyük kararları erkekler veriyor. Tabii ki eve ufak tefek koltuk takımı, perde seçimi gibi alımlarda kadınlar söz sahibiyken ama bir ev alma, bir araba alma gibi seçimlerde erkekler kararını veriyor. Onun dışında mülkiyet edinme. Mülkiyet edinmede Türkiye'deki var olan mülklerin %80'den fazlası erkeklere ait. Kadınların çok fazla mülkü de yok. İlişkilerde, ilişkilere çok girmeyeyim. Burada ondan sonra şey oluyor genelde eğitimlerden sonra ilişkilere fazla girdiğimizde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama ilişkilerde şu var. Yani çok basit indirgeyelim. Bir kadın bir erkekten hoşlanıyorsa ve bir erkek de aynı kadından hoşlanıyorsa bu ilişkiyi başlatan kişi kim oluyor? Erkek. Çünkü kadına o söz hakkı düşmez. Nasıl basit kadın mı gözükecek şeklinde bir tabir var. Onun dışında ilişkilerde özellikle kadının kısıtlayıcısı, toplumsal hayata katılımını engelleyici, iş yaşamına katılımını engelleyici bir takım kararları yine ilişkilerin içinde erkekler almakta. Cinsiyete dayalı iş bölümü diye bir kavram var. Yıllar önce ortaya atılmış, kadın meslekleri iki şekilde oluyor. Bir ayrımcılık boyutu, kadın meslekleri ve erkek meslekleri olarak ikiye ayrılıyor. Bir de hiyerarşi sistemi. Alt meslekler, üst meslek. Üst meslekler tabii ki kimin oluyor ağırlıklı? Erkeklerin. Alt meslekler kadınların. Aydın bölgesi tarım işçisinin yoğun olduğu bölge. Tarım işçisi güven, özellikle sosyal güvencenin olmadığı en büyük meslek grubu. %80'inin herhangi bir şekilde sosyal güvencesi yok. Ve çalışan kesime baktığınızda ağırlıklı kim çalışıyor? Yine kadınlar çalışıyor. Onun dışında... Eşe 80. Teşekkür ederim bilgi için. Ya ama temel ayrımcılık yine cinsiyete dayalı bir ayrımcılık var. Yoksa ekonomik anlamda keşke eşit olsalar. Yani iki kişi de aynı iş yapıyor fakat iş dağılımındaki pay, kaynak dağılımı ne yazık ki eşitlik olmuyor. Onun dışında çalışma yaşamından biraz bahsettik. En büyük örneğimiz şu an burada hukukçu olarak hukukçuların karşısındayım. Avukat, savcılık ve hakimlik statü olarak yüksek kabul edilen meslek grubudur ve %75'i erkeklere ait alanı. Hukuk fakültelerinde kadınlar ve erkekler aynı dersleri alır, birlikte mezun olurlar ama o meslekleri yapacak gruplar ne yazık ki daha ağırlıkta erkekler oluyor. Eğitimde de aynı şekilde iki grup eşit olmuyor. Erkekler çok rahat yönlendirilirken mesleklerine, İstediği mesleği seçeceği, daha statüsü yüksek meslekleri seçerken mesela kadınlar bol bol hemşirelik, onun dışında öğretmenlik gibi meslekleri yapıyorlar. Bu arada neden sizce öğretmenlik mesleğini kadınları çok yönlendirilir? Çalışma saati. Yarım gün gider, çalışır, diğer yarım gün ev işlerini yapar. Ki ekşi sözlükte en çok aranan
meslek grubu evlenmek için erkeklerin öğretmenler çıktı. Geçen bir anket yaptılar. Onun dışında siyasal katılım. Şu an son durumu bilmiyorum. Özellikle oranları. Ama son özellikle son seçimlerden sonra en yüksek kadın katılımının olduğu meclisi kurduk. Son seçimde %14.9 en yükseği oldu galiba şu an Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaşıldı. ...21 yılından önce. Çıkıyor mu? Bilmiyorum hocam. Kusura bakmayın. %10'larda. Şimdi kadınlara ve erkeklere genelde halk içinde söylenen bazı, çok fazla söylenen kalıp yargılar var. Kadınlar geri doğurabilir. Şimdi özellikle doğurmak ve anne olmak kavramı zaten biyolojik cinsiyetle bir ilişkidir. Aynı şekilde erkekle baba ol. Onun dışında kadınlar sevecen ve fedakardır, sessizdir, ayrıntıcıdır, duygusaldır, tek eşliğe yatkındır, dikkati insanlara ve ilişkilere yöneliktir, uysaldır ve dedikoducudur. Bunlar en sık karşılaşılan kalıp yargılar. Var olan, toplumumuzda şu an var olan kalıp yargılar, kadınlar üzerine kurulan. Erkekler de kahraman, asker. Onun dışında erkeklere baktığımızda zihinsel yaratıcılığı yüksek, sorumluluk duygusu güçlü, yönetmeyi bilir, soyut düşünme yeteneği gelişkindir, rasyoneldir, yani mantıklıdır, bir çiçekte bahar olmaz der. Duygular ve ilişkilerden çok teknolojiye ve nesnelere ilgi duyar, saldırgandır, liderdir. Genel anlamda toplumda karşılaşılan kalıp yargılar bunlar. Biz ne kadar kabul etmesek de, şu an karşı çıksak da, ki genel anlamda eşitlik dediğimiz kavrama da hiç kimse karşı çıkmıyor. Kadın ve erkeği kime soralım, sorarsak soralım, eşit diyor. Ama günlük pratikte karşılaştığımızda ne yazık ki eşit değil. Bu ülkede yüksek statüde çalışan meslek gruplarında %10 şiddete uğruyor. Ve gelir düzeyi çok yüksek olan bir grup. Şimdi, toplumsal cinsiyet ve şiddet ilişkisi, erkeğin iktidar olduğu bir evde erkek istediğini yapabiliyor. Çünkü ben iktidarım. Benim kurallarım geçerli. Şimdi ben kısaca size bir cümle okuyacağım. Kadın herhangi bir konuda eşiyle aynı fikirde değilse tartışmalı ve susmalıdır. Tartışmamalı ve susmalıdır. Buna katılan var mı? Herhalde yok. Özellikle kadınlara sorayım, katılan var mı? Türkiye'de yapılan 11 bin kişiyle yapılan bir araştırmada, aile ve sosyal politikaların yürüttüğü bir çalışmada 11 bin kadına bunu soruyorlar ve %42'si katılıyor. Onun dışında bir diğeri, bir kadının tavır ve davranışlarından ailenin erkekleri sorumludur. %43 katılım oranı var. Buna katılan kadınlar, erkeklerle yapılan bir çalışma değil. Türkiye'de şiddet oranıyla ilgili de 5 kadından ikisi olduğu söyleniyor. Kadının yani şiddet görmek zaten çok boyutlu bir faktör. Girilecek bugün bu konuya. Ama temel nokta sadece ücret, sadece bilgisizlik, sadece eğitimsizlik değil. Bizim çok ufaktan verdiğimiz toplumsal cinsiyet kalıpları çok ufakken yerleştirmeye başlıyoruz. Biz bunu bilsek de çok değiştirmiyoruz da. Evet, genelde kabul ediliyor. Ve biz bunun yanlış olduğunu bilsek de çocuk yetiştirme tarzlarında yine aynı şekilde çocuk yetiştirmeye devam ediyoruz. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir toplumsal cinsiyetle ilgili? Evet, özellikle kadının ve erkeğin eşitliğini sağlayabilecek politik, özellikle siyasal katılımda, politika katılımında bir dizi önlemler alınmalı olduğu söyleniyor ki bu pozitif ayrımcılıkla ilişkili olarak. Onun dışında en temeline ineceksek ebeveynlerin çocukları yetiştirme tarzları üzerine bir şeyler yapılmalı. Biz ebeveyn olarak çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz ki çocuklarımız ileride daha eşitlikçi cinsiyet rollerine sahip olacak. Ve temelinde de kadına şiddet, başkanımın söylediği gibi kadına şiddet göstermeyecek. Onun dışında başka ne yapılabilir? Sizin önerileriniz var mı? Hocam. Çocuklarımızı doğurduğumuz zaman yetiştirirken aile içinde herhangi bir şiddet var ise, yani erkekle bayan arasında,
bu şiddeti çocuklarımızın yanında hiçbir surette yapamamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu çocukları çok etkiliyor. Mesela okul zamanlarına geldikleri zaman. Soruyorduk öğrencilerimize niçin başarısızsınız diye. Öğretmenim benim yanımda, ben ayrıyeten alıyordum. Biraz konu dışına çıkıyorum, bilemiyorum. Şimdi kendi, evet, kendi çocuklarımızı da önce yetiştirdiğimiz zaman, eğer ailemizle herhangi, yani eşimizle herhangi bir şeyimiz varsa çocukların yanında asla kavga yapmayalım. Çünkü çocuklar bundan çok etkileniyor. Hiç kimse de öğrencilerinin çocukların yanında şiddet uygulamasın. Ayrıca karı koca arasında ikisi durumunu çocuklar olmadan halletmeli diyorum. Kesinlikle haklısınız hocam. Çocukların ilk öğrendiği şeyi çocukları biz bilerek öğretmiyoruz. Çocuklar genelde görerek öğreniyor. Yani biz ne kadar kızsak bildiği bir dönem, özellikle kimlik gelişiminde ve kişilik gelişimine baktığımızda, ergenlik döneminde anne babalara benzemeyeceğimizi iddia etsek de, özellikle 23-24'lü yaşlardan sonra çoğumuz ebeveynlerimizin özelliklerini alabiliyoruz. En azından bazı özelliklerini. Başka ne yapılabilir? Anne baba olarak çocuklarımızı bizzat kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani hani bu okul öncesi dönem dedik ya, özellikle karakterinin oluştuğu. Yani o dönemde bakıcılar, dadılar, anneanneler, babaanneler çocuğu değil, kendi öz annesi ve babası yetiştirmeli. Nasıl yetiştirecekler? Kim bakacak çocuğa? Hadi bakalım. İşte kısır döngüye giriyor. Yani kesinlikle biz çocuğumuzu yetiştirirken dikkat etmeliyiz. Bakıcılarla da, özellikle bakıcıların yetiştirme tarzında da anne baba olarak müdahale edebiliyoruz. Tabii ki olmuyor. Sağ olun. Bir kişi söz istemişti. Nöbetleşe bakabilirler. O zaman ben size şöyle bir... Tabii ki. Ben genel olarak ben değil hocam. Genel olarak meslek grubu. Meslek grubunda yazık ki. Hani aynı eğitimleri biz onlarda da veriyoruz. Kesinlikle şöyle bir şey var. Şöyle söyleyeyim hocam size. Yani bu beklentiler liseye gelmeden, üniversite seçiminden olmuyor. Özellikle akademik başarıya baktığımızda kızlar liseye geçtiği an matematik becerileri düşmeye başlıyor. Zaten bu özellikle toplumsal cinsiyet rolleri orada da matematik becerisine dair çocukların yansıyor. Çocuk şunu diyor, ben yapamam. Matematikte becerili olan kişiler genelde erkekler diyor. Ben sözel alanım daha iyi diyor. Ama bizim meslek grubumuzda, öğretmenlerde de bu yapılıyor. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Üniversiteye birinci sınıfa başlayan bir çocuk başlıyor. Üniversite eğitimi alıyor, yüksek eğitim. Dördüncü sınıfa baktığımızda hangisi daha eşitlikçi rollere sahip diye baktığımızda birinci sınıflar daha eşitlikçi. Dördüncü sınıflar daha geleneksel oluyor. Bu hayata artık, o rollere de girişin. Artık tamam, role gireceğim. Ben hayatta erkek ve kadın olarak eş rolüne bürüneceğim ya da çalışan rolüne bürüneceğim. Bunun da etkisi var. Ama verilen eğitim sistemlerinde de ne yazık ki geleneksel rolleri destekleyecek bir eğitim sistemi de var. Kesinlikle eğitim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında eşitlikçi politikaları bir şekilde biz eğitim sistemimizin içine dahil etmemiz gerekiyor. Oynanan oyuncaklarla beraber başladığını söylediniz. Sonra tabii insan hemen kendi evine düşünmeye başlıyor. 5 yaşında bir oğlum var benim. O an oyuncaklar geçti gözümün önünden. Şimdi ben size Mustafa Kemal'in oyuncaklarını söylüyorum. Bebekler, pusetler, bezler, biberonlar, tencereler, tavalar ve bunun yanında birkaç tane küçük maket oyuncaklar, arabalar. Ama genel olarak bakın, evde sürekli oynattığım oyun. Ne güzel bir babası, çok güzel bebek gezdiriyorsun. Sen şimdi buna yemeğini de yedirebilirsin. Altını da alabilirsin, hepsini de yapabilirsin. Hepsini de yapıyor.
Çok teşekkür ederim. Yani oradan başlayabiliriz. Çok sağ olun katılım olarak. Yani şu an bu tabii ki rollerde ben size o zaman şöyle de söyleyeyim. Kendi hayatımdan paylaşayım. Kendim daha işçi rollerde hayatımı sürdürüyorum. Ev işi gibi. Şöyle söyleyeyim, bana en çok karşı çıkan kişi kim kıza? Anne. Şey mi? Toparlıyorum zaten. Hocam da örnekleriyle anlattı. Aile içindeki eğitim ebeveynlere kalıyor. Ebeveynler dolayısıyla babaanneler, anneanneler, dedeler devam ediyor. Bunun devamı olarak baktığımızda tek başına aile içi eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak anlamında yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü bugünkü toplumda uyarıcılar o kadar çok ki, özellikle medya, sosyal çevre, internet. Yani buralarda siz ne verirseniz verin, eğer bir izlediği dizide, bir gittiği filmde, bir oynadığı oyunda şiddet kavramları ve buna bağlı olarak insanların kendi varlıklarıyla ilgili yetenekleri dışında sadece kadın ve erkek olmasından kaynaklanan, cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan aşırı roller altında onlara yükümlülükleri veriyorsanız zaten bunu tek başına aile içinde çözmeniz mümkün. Bunun için yasal mevzu neler yapabiliriz konusuna geldiğimiz için söylüyorum. Yasal mevzu, devletin yükümlülüğünde olan yasal mevzuatlar ki arkadaşlarım birazdan anlatacaklar. İşte çocukların yetişiminde çocuk hakları sözleşmesi, işte şiddetin kadınların şiddeti önlenen İstanbul Sözleşmesi, SEDAV, yani bütün Avrupa, birçok Avrupa sözleşmeleri, Türkiye'deki medeni kanun hükümleri, ebeveynlikle ilgili tüm bunlar mevcut, mevzuatta var. Ama biz uygulayıcılar, şimdi burada stajyer grubu çok fazla, hepsi evlenecek, yani kadın erkek, çocuklar, yani bilemiyorum bu ülke buna ne kadar hazır ama bence önce hani bir eğitim alarak mı acaba evliliğe başlanmalı diye neler yapılabilir ekleyebilir miyiz? Yani evlenmeden önce nasıl doktora gidip kan tahlili vesaire 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 yaptırıyorsak evlenmeden önce acaba bir aylık, iki aylık eşitlikçi eğitime gitmeli miyiz? Neler yapılabilir? Yani ben de sonra bir şey daha ekleyeyim. Özellikle arkadaşlar TV yayınlarındaki kadınların aşk uğruna, sevilmek uğruna toplumsal cinsiyet eşitliğini eşitsizliğe çeviren şiddetini de önlemek adına tepki mi göstermeliyiz? Teşekkür ederim. Aslında hepsinde tepki göstermek ve bunun için mücadele etmek gerekiyor. Şunu söyleyeceğim, zor bir mücadele alanı ki şiddetle de eşdeğer zor bir mücadele alanı. Çünkü şu an iktidarı elinde tutan bir cinsiyet grubu var. Ve bu cinsiyet grubu iktidarı kolay kolay elinden bırakmayacak. O nedenle de erkekler, evet bu özellikle erkeklerin de katılımı önemliyken ama kadınlar biraz zorla bunu yeri geldiğinde alacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Sözü Yağmur Hocama bırakıyorum. Ben sadece bir ekleme yapayım söylenenlere. Toplumsal, yani zamanımız kalırsa bir iki şey de paylaşmak isterim toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili. Eğitim olarak kesinlikle eklenmesi gerekiyor. Biz üniversite öğrencileriyle bir çalışma yaptık. Toplumsal cinsiyetle ilgili algıları ne durumda, ne düşünüyorlar toplumsal cinsiyet eşitlikçi rollere sahipler mi diye bir baktık. Ve bakıldığında çok şaşırdığımız sonuçlar elde ettik. Belki zamanımız kalırsa maddelere verdikleri cevapları, hukuk fakültesinin özellikle verileri de var şu anda yanımda elimde. Hukuk fakültesi öğrencileri nasıl bakıyor? Toplumsal cinsiyetle ilgili ne gibi görüşlere sahipler? Bunu da belki zamanımız kalırsa konuşabiliriz ek olarak. Merkezde üyesiyiz.
size tabii şiddetli şiddetlerini anlatmak benim için biraz daha zor geliyor çünkü meslektaşız ve çok da bilmediğiniz şeyler anlatmayacağım aslında. Dolayısıyla arada katkıda bulunmak isterseniz ya da ekleyeceğiniz, soracağınız bir şey olursa çok kısa kısa karşılıklı da bu işi götürebiliriz diye düşünüyorum. Çok da vaktinizi almayacağım. Önce şiddeti tanımlayalım istiyorum hep beraber. Birleşmiş Milletler'de nasıl tanımlanmış şiddet? Kamusal ve özel alanda gerçekleşen kadınların fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olarak zarar görmesiyle sonuçlanan şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit, zorlama veya tehdit olarak özgürlüğün kısıtlanması diye bir tanımlama yapılmış. Bir de Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Nüket Subaşı'nın bir tanımlaması var ki ben bunu daha çok kullanıyorum açıkçası. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, zarar veren, fiziksel, cinsel, duygusal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerini keyfi olarak kısıtlanması neden olan her türlü davranış der ki bence bizim alanımız için en geniş ve en doğru tanımlama bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ve ben bunu sürekli okuyorum. Şimdi şiddet ne zaman başlıyor? Barışcan Hoca bunu anlattı zaten. Çok fazla sıkmayacağım sizi. Doğum öncesi başlıyor aslında şiddet. Şiddet dediğim zaman aklınıza hep şey geliyor muhtemelen şu an. Yaralanmış, darp ve görmüş ya da bir yere morarmış, kanamış bir insan görüntüsü geliyor aslında ama. Biraz da amacımız bu şiddet türleri ve şiddeti anlatmakta. Aslında her zaman böyle değil. Yani şiddeti biraz sonra tabii türleri de konuşacağız ama. Her zaman tabii ki dayak yemiş bir insan ya da mor gözlü bir insan için doğum öncesi başlıyor aslında. Nasıl başlıyor doğum öncesi? Bebeğin kadının karnındaki bebeğin cinsiyetini sorguladığımız zaman başlıyor. Belki batıda değil, belki biz bunları çok yaşamıyoruz ama halen bazı yerlerde, hala bazı bölgelerimizde kadın hamile kaldığı andan itibaren karnındaki bebeğin cinsiyeti onun statüsünü belirliyor mu yazık. Bebeklikte buna maruz kalıyorlar. Aslan oğlum narin kızım diye büyütülüyor. Çocuklukta karşılaşıyoruz. Verilen roller, biri baleye giderken biri tekvandoya gidiyor. Gençlikte yaşıyoruz. Az önce de söylediği gibi aşık olduğumuzda erkekten bir tavır bekliyoruz. Acaba beni beğeniyor mu, hoşlanıyor mu, bana bir adım atar mı diye. Yetişkinlik ve yaşlılıkta genelde yaşlılardan şöyle bir şey biliyoruz. Ya adam çok yaşlı, Allah karısına uzun ömür versin. Karısı ondan önce ölürse çünkü adam yalnız kalacak. Ters durumda kadın yalnız kalmıyormuş gibi. Minik birkaç istatistik var. Dünyada en az her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır diyor. Bunu farkında oluyoruz, olmuyoruz ama mutlaka bir şekilde, birazdan tabii içeriklerimle konuştuğumuzda neden böyle orantılandığını da daha iyi anlayacağız. Türkiye'de her beş kadından ikisi fiziksel şiddet görmektedir. Bunlar 2009 verileri. Çünkü uzun zamandır sağlıklı veriler alamıyoruz. Arkadaşlarım belki biraz daha sağlıklı veriler paylaşacaklardır ama nedense son 5 yıldır aşağı yukarı çok sağlıklı veriler alamıyoruz. Resmi veriler. Her iki kadından biri duygusal şiddet görmektedir. Aslında iki kadından biri gel çok yüksek bir oran ama muhtemelen belki daha da fazla veya daha sık da olabilir. Cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı 15-3. Yaşadığı şiddeti kimseye anlatmayan kadınların oranı 48,5 ve hatta daha fazla. Konumuz gereği böyle adlandırdım. Aile içinde kadına yönelik şiddet, aile içinde meydana gelen, ev içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan ve kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eylem ya da tehditli aile içinde kadına yönelik şiddet. Aile dediğimiz zaman tabii sadece çekirdek aileyi baz almıyor. Onu da söyleyeyim. 6.84'te anlatırken daha ayrıntılı açıklayacaklar ama aile içi dediğimiz şey aile hane içerisindeki herkesi kapsar. Kayınvalide, görümce, partner hepsini kapsıyor. Çeşitli ülkelerde yapılan incelemelerde kadın cinayetlerine faillerin %40 ila %70 arasında
aslında pratik bir görüntü. Şiddet uygulayan kişi nasıl başlıyor şiddet uygulamaya? Bence gerilim yaratıyor. Veya bir kıskançlık. Kadının davranışlarını kontrol etmeye çalışıyor. Edemediği zaman tehdit etmeye başlıyor. Gitgide bütün yaşamı kontrol altına almaya çalışıyor. Bir şekilde baskılanmaya çalışıyor. Küçük şeylerden kavga çıkıyor. Hatta bununla ilgili bu aralar bir görsel dolaşıyor Facebook'ta. Eğer denk gelirseniz onu tıklayın. 8 dakika o yüzden buraya almadım ama çok net görüntülemiş. Duygusal psikolojik şiddet uygulamaya başlar bir süre sonra. Çirkinsin, yapamıyorsun, olmuyor, beceriksizsin gibi. Ve sonra fiziksel şiddet başlar çünkü bir süre sonra karşısındaki cevap vermeyeceği ya da ona bunun yeterli olmadığını kendi içinde düşündüğü için bu sefer fiziksel şiddete dönüşmeye başlar. Değişik boyutlarda ve yaptıklarına bir bahane bulur. Aslında ben böyle bir adam değilim ama senin yüzünden böyle davranıyorum gibi en basitinden. Ve sonra balayı aşaması gelir. Yaptıklarından aslında pişmanlık değil ama geri vites diyoruz ya biz bazen. Yaptıklarından dolayı gerilimi azaltmaya çalışır, gönül almaya çalışır. Şiddet uygulayan normale döndürmeye çalışır. Ve bu noktada eğer şiddete dur demiyorsanız bu döngü sürekli devam eder. Sayfanın en altında var olan bir şey. Bunun gibi. Bir hocamız var, Doktor Üniversitesi, o der, ilk şiddeti gebeliğinizde görürsünüz. Aslında belki biraz daha geride gidiyor. Neden peki? Biyolojik faktörler var, psikososyal faktörler var. Şimdi hocalar buradayken de bunları anlatmak çok da etik olmayacak. Sosyal ve ekonomik faktörler var, şiddetle ilişkili psikiyatrik bozukluklar, diğer bozukluklar var. Şiddet uygulayanların öfke kontrolü olmayabiliyor. Geleneksel bir yaklaşımı olabiliyor. Veya hakikaten genetik bir problem olabiliyor. Yani genetik olarak, yani doktorlarımız okurken söylemek zor değil ama genetik olarak şiddete yatkın olabiliyor. Dördü ayırıyor. Tüm uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler, tüm tanımlarında şiddeti dördü ayırıyor. Psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel olarak Cemil Barış'ın hoca da aynı görüntüyü kullanmıştı. Aslında psikolojik olarak tam olarak böyle bir şeymiş psikolojik şiddet. Hiç dokunmazsınız, hiçbir şey yapmazsınız ama dilinizle karşınızdakini büyük bir şiddete maruz bırakarak ruhsal çöküntü yaşatabilirsiniz. Bedeninden çok çünkü ruhsallığını hedef alırsınız. Hiç dokunmadan, fiziki olarak bedenine hiç zarar vermeden bütün iç dünyasını alt üst edebilirsiniz. Ve en sık aslında karşılaşılan, hepimizi mutlaka karşılaştığı bir şiddet türü bu ne yazık ki. Ama tanımlaması biraz geç, bir ispatı yok. Yani açık kalbinizi gösteremeyeceğiz de göre mahkemede herhangi bir ispatı yok. Ama en çok karşılaşılan şiddet türü. Aşağılamak, suçlamak, deli değil düşünmek, ne kadar çirkinsin, neden böyle yapıyorsun? Yan komşunun hanımı ne kadar aslında iyi bir kadın var, gemi gibi oldum gibi. Mesela bu gerçek biliyorsunuz. Karadeniz'de ki bir davanın karikatürü aslında bu. Ve gerçek bir dava. Psikolojik şiddetin en tehditle veya gözdağı vererek. Mimiklerle eylemde bulunmadan, bulunmak suretiyle tehdit etmek. Mesela evden çıkmasına izin vermemek, çıktığında başına gelecekleri görürsün. Veya elinden sevdiği bir şey almak. Veya işte sürekli seni öldüreceğim, seni öldüreceğim diye kafa kafalı açmak. İzole ederek de yapılabilir. Nasıl yapılır? Telefonlarını mesela şimdi gençler arasında daha çok yaygın bu. Elindeki telefonu alıp kim almış, kim yapmış ya da bu Facebook adreslerini birleştirenler var mesela. Şifreleri birbirlerine veriyorlar ki hani iki taraf birbirini sürekli kontrol altında. Hocam yeni bir şey değil, gençler arasında program kuruluyor telefonlara. Sürekli birbirinin nerede olduğunu takip edilebiliyor. Mesela. Veya aynı marka telefonlar alınıyor ki birbirlerini takip edebilirler. Ve mesajları birbirine düşüyor. Evet.
Hani öyle bir program da var. Kime mesaj gelirse diğerine de düşüyor. Yeah.
Gazetesi'nin manşetinde, üst manşetinde yer almıştı. Elimde bıçak var şurada, görüyorsunuz herhalde. Ve hiç kimsenin ellemeyip birkaç bıçak darbesiyle kadının öldürdüğü bir görüntü. Veya fiziksel şiddet. Birlikteliğini sürdüremeyip ayrı yaşamaya başladığı eşini işte sokak ortasında bıçakla öldürüyor. Niye engelleyemiyoruz şiddeti? Kendisi gayet iyi dövüyor. Cinsel şiddet, kadının yine rıza göstermediği herhangi bir cinsel davranışa zorlamak. Bunu çok geniş anlamda aslında, cinsel şiddet çok geniş anlamda anlamak lazım. Çünkü evlilik içi, evlilik dışı, vücut bütünlüğüne yönelen, cinsel amaç içeren her türlü saldırıyı, her türlü davranışı cinsel saldırı olarak alabiliriz. Buna zorla kürşat, zorla kürtaj, kurşa zorlamak, vekalet kontrolü de dahildir. Evlilik içi tecavüz diye bir kavram var biliyorsunuz ceza kanununda. Cinsel dokunulmazlığına karşı işlenmiş suçtur. Medeni kanun 122'de de ceza kanununda da 122'de yeri var. Şöyle diyeyim. Daha doğru olacak. Eşin şikayeti aranıyor ama bu bile ceza kanununa girmesinde bunun bile çok büyük bir önemi vardı aslında. Çünkü evlilik için tecavüzü nedense şiddet olarak görmedi. Uzun süre görülmedi. Kadının kadınlık görevi olarak görüldü. Ancak kadının kadınlık görevi istemediği zaman istemediği şekilde ilişkiye girmek değil, evlilik birliğini devam ettirmek. Dolayısıyla bunu da çok önemli buluyoruz. Bunu hocam anlatacak herhalde. Affedeceğim o yüzden. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Seda Hanım'a. Arkadaşlar bu arada Barış Can Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz programımız 5'te bitirilmek zorunda olduğu için biraz böyle arkadaşlarımızla biz hızlı gitmeye çalışıyoruz. Ama Seda Hanım'ın da bahsettiği gibi işte türlerin tamamını hepimiz biliyoruz. Boşanma davalarında en çok karşılaştığımız özellikle boşanmaya karar vermiş eşlerin kürtaj konusunda diğer eş, yani erkeğin kürtaj konusunda kadını zorlaması. Bu biliyorsunuz cinsel şiddet türlerinden biridir ve boşanma davalarında çok rahat bir şekilde ispatlanabilen bir dava değildir. Psikolojik şiddeti de Yargıtay'ın yeni kararlarında ayrıntılı olarak açıklıyor delillendirdiğinizde. Doktor raporları, işte tanık beyanları, yaşanılan olayın ortaya konulmuş şekliyle psikolojik şiddeti ispatlamak konusunda Yargıtay, özellikle Ömer Uğur Gençsan'ın, 2. Daire Başkanı'nın çok açık ve net kararları var artık. Bu ama öncelikle bizlerin bunların şiddet olduğunu kabul etmemiz ve şiddet türlerini içerisini iyice kavrayıp özümsememiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi Banu Hanım bize gerçekten bizim şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri. Biz bu konuyu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haberlerle karşılaşıyoruz. Yani gerek görsel
Yani şimdi daha iyi. Ben de bunu kullanamıyorum. Tamam, neyse bir deneyeyim. Olmazsa otururum. Peki diğer bakış açısından baktığımızda neden anlatamıyor kadınlar yaşadıkları şiddeti? Bir sebebi de acaba sunulan hizmetin, gerek psikolojik, gerek hukuksal hizmetin kalitesiyle alakalı olabilir mi? Bizim de kendimize çoğal sıvatırmamız gerekiyor mu acaba? Bence gerekiyor. Yani ben bu noktada gerek hukuksal hizmetin niteliklerinin, gerek psikolojik hizmetin niteliklerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Sizin de bu açıdan bakıldığında payınıza düşen şeyler var. Çünkü siz şiddete uğrayan kadınlarla görüşmeler yapıyorsunuz. Onlar size geliyorlar. Karar verenler en azından ya da kararsızlık yaşayanlar, git gel gel gitler yaşayanlar geliyorlar. Size geldiklerinde sizin onlarla kaliteli bir görüşmeyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Onları travmatize tekrar tekrar etmeden, onları anlayarak, anlaşıldıklarını da hissettirerek bir görüşmeyi sürdürebiliyor olmanız gerekiyor bence. Şimdi öncelikle bunu yapabilmeniz için de ben öncelikle yapmanız gereken şey, nasıl bir ruh hali içinde bu kadınlar, neler yaşıyorlar acaba, bunu anlamak gerekiyor. Çok kısa bir şekilde bunları bahsedeceğim, toparlayacağım. Neler yaşadığına baktığımızda genellikle şiddetin kimler tarafından kadınlara yaşatıldığına baktığımızda bu genellikle güven duydukları kişiler tarafından geliyor. Aile içinden geliyor. Eşinden, flört halinde olduğu partnerinden ya da anneden, babadan, babadan anneden çocuğa gibi, yani aile içinde güven duyduğu kişiden geliyor. Bu da bakıldığında beraberinde güven duygusunda büyük bir sarsılmayı getiriyor aslında. Bununla birlikte korku yaşıyor, çaresizlik yaşıyor, ne yapacağını bilemiyor, umutsuzluk yaşıyor, değişeceğiyle ilgili zaman zaman umut etse de değişmesini, umutsuzluğa düşüyor çoğu zaman değişmeyeceği yönünde. Benlik saygısında, kendisine güveninde düşüşler meydana geliyor. Depresyon, intihar riski, alkol ve madde kullanımı gibi eşlik şeyleri de bunun olabiliyor bakıldığında. Fiziksel olarak da tabii ki bir takım sonuçlar karşımıza çıkıyor. Özellikle fiziksel şiddet söz konusuysa, kırıklar, yaralanmalar, zedelenmeler, hangi vücudun hangi bölgesinde özellikle şiddete maruz kaldıysa o bölgedeki özellikle sıkıntılar ve sorunlar, ağrılar beraberinde görülebiliyor. Peki bunları yaşarken bu kadın neden hala bu ilişki içinde yaşamaya devam ediyor? Neden bu ortamdan uzaklaşmıyor diye baktığımızda aslında bizim kültürümüz, kültürümüzle birlikte toplumsal cinsiyetle ilgili yine tutumlarımız, algımız, bu olaya bakış açımız devreye giriyor bakalım. Şimdi kadının biliyorsunuz bazı rol ve sorumlulukları var bizim kültürümüzde. Bunun en temellerinden bir tanesi eğer evlendiyse kadın bu evlilik ilişkisini sürdürmesi gerekiyor. Yani çocuğu da varsa zaten kesinlikle sürdürmesi gerekiyor ilişkisini. Bu en temel kadını durduran faktörlerden bir tanesi şiddete uğradığında. Aileye sadakatsizlik ettiğini düşünebiliyor ve ilişkiyi sürdürmekle ilgili kendisine bir rol düştüğünü o da inanıyor. Sonrasında tabii daha çok şiddete maruz kalmaktan eşinden korkabiliyor. Bu biraz sonra belki yasalarla, yönetmeliklerle ilgili konuşurken daha üzerinde ayrıntılı durabiliriz. Polisin ya da hukukun kendisini koruyamayacağına ilişkin bir önyargısı olabiliyor. Acaba ne kadar önyargısı, nasıl oluyor, onu daha ayrıntılı konuşacağız tabii ki. Bir rakam ekleyeyim. %89'u şiddete uğrayan kadınların %89'u hiçbir şekilde yasal merciye başvurmuyor. Aile içinde kalıyor ve bu şekilde devam ediyor. Şu an özellikle yasalara yansıyan sadece %10'luk bir kısmı. Bu da olayın ne kadar dramatik olduğunu aslında bize gösteriyor. Yani tabii bir de ekonomik güçlükler sebebiyle de olabiliyor. Kadın kendi ekonomik gücü var mı? Yoksa bu büyük bir sorun olabiliyor gibi baktığınızda. Daha fazla şiddete maruz kalmaktan korkabiliyor. Bir sonuç alamayacağına inanabiliyor yine yasalarla birlikte bakıldığında. Yaşadığı şeyin şiddet olduğunu fark edememesi de önemli bir konu aslında. Çünkü sizler bile, üniversite mezunları bile birçok zaman özellikle psikolojik şiddeti bilmiyor. Yani flört şiddeti denen bir şey var.
siz daha ilişki halindeyken, evlenmenize gerek yok zaten, partnerinizin size nasıl davranabilme hakkının olup olmadığını bilmiyorsunuz aslında. Yani bunun çok örneklerini görüyoruz biz üniversitede. O yüzden de öncelikle bir farkındalık, bir bilinçlenme önemli bir nokta. Bu şiddetin ne olduğunu tanıtılması ve bilgilendirilmesi herkese önemli. Bunu fark ettiği zaman çünkü farklı noktalara gidebiliyor olay. Peki ne zaman, hangi durumlarda bu şiddet ortamından kadın uzaklaşıyor diye baktığımızda ise çocuklar söz konusu olduğunda. Yine en temel faktörlerden bir tanesi çocuklar. Yine oradaki roller devreye giriyor aslında. Kadının üzerine yüklediği, kendisine yüklediği roller devreye giriyor. Çocuklar için endişelendiğinde, onlar bu ortamdan uzaklaşmak istediğinde o zaman kadın harekete geçebiliyor. Ve şiddet dayanılmayacak bir boyuta ulaştıysa, hayati bir takım tehlike söz konusuysa, işte o zaman daha hareket etmesi söz konusu olabiliyor kadının. Ve tabii ki yaşadıklarıyla ilgili bir bilgi edindiğinde, yani evet ben şiddete maruz kalıyorum, sürekli hakaret eden, kendisini ortam içinde aşağılayan bir kocası var kadının ve eşi var. Ve bunun hakkı olduğuna inanmış ama bunun bir şekilde, bir yolla, bir kanalla bir şiddet içerikli bir davranış olduğunu öğrendiğinde işte o zaman bir durup düşünebiliyor. Tabii sonuç yine her zaman tamamen uzaklaşma olmuyor, tekrar bir geri dönüş. Yani bu çok gelgitli bir dönem, kadın için çok zor bir süreç bakıldığında. Evet, bir tarafta bir şiddet ortamı var, mantıken düşünüldüğünde buradan uzaklaşması gerekiyor. Herhangi bir insanın şiddet içerikli bir ortamda durmasını beklemiyoruz. Ama öyle faktörler var ki tekrar geri dönüşler yaşanabiliyor. Siz de zaten size geldiklerinde şiddete maruz kalan bir kadın size gelip mesela evli boşanmak istiyor bu sebeple. Sonrasında çokça geri dönüş vakasını yaşıyorsunuzdur eminim ki. Neden geri döner diye baktığınızda yine tekrar çocukların rolünü burada görüyoruz. Kocasının tehditleri olabiliyor veya kendisini ikna ediliyor, iyi yollarla ikna ediliyor eşi. Duygusal anlamda tabii ki yalnız, evsiz kaldığını ve korunamayacağını, tek başına hayatını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Tekrar geri dönebiliyor. Ve burada tabii sosyal çevre de çok önemli. Yani aile, arkadaş çevresi, yakın çevre ne söylüyor kadına? Bazen koruyup kollayan ve kabul edici bir çevreye sahipse iş daha kolay olabiliyor o noktada. Ama kabul edici bir çevresi yoksa ve bir baskıya maruz kalıyorsa işte o zaman iş çok zor. Yalnız kalıyor hakikaten bu süreçte. Bunu geçeceğim. Özellikle görüşme tekniklerine gelmek istiyorum çünkü zaman kısmından dolayı birkaç örnek cümleye yer vermek istemiştim. Şiddet yaşayan kadınları kendi ağızlarından ama. Şimdi bu sizler görüşme yapıyorsunuz. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ne gibi teknikler, ne gibi noktalara dikkat etmek özellikle önemli. Buna biraz. Yani tabii ki gönül isterdi ki daha geniş bir zamanımız olsun, uygulama yaparak bu işi yapalım. Çünkü bu iş... yaşadığını anlayabiliyor olmanız gerekiyor ilk aşamada. Bu tamamsa bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir görüşme yapıyorsunuz ve orada bir takım becerileri aslında kullanmanız gerekiyor. Aslında yaptığınız tüm görüşmelerde ideal olan bence sizin biraz sonra bahsedeceğim becerileri kullanarak görüşmelerini sürdürmeniz. Tabii ki sizin de bazı sıkıntılarınız oluyor, zaman kısıtınız oluyordur vesaire. Ama yine de benim önerim naçizane yaptığınız görüşmelerde, madem stajyer avukatlar daha çok beni karşılıyor şu anda, bu becerileri kullanmaya özen gösterin. En azından deneyin. Şimdi biz bunları temel görüşme becerileri olarak adlandırabiliriz. Neler var diye bakalım. Dikkati verme. Bu etkili dinleme aslında bakıldığında temel anlamda. Soru sorma becerisi. Zaten soru çok fazla soruyorsunuz muhtemelen. Soruyorsunuzdur. Ama acaba çokça soru sormak da iyi mi? Yani sürekli ardına soru sormak.
kişiye kendisini sorgulanmış hissedecek. Zaten travmatik bir yaşantısı var. Sürekli soru sorduğumuzda, başka hiçbir şey yapmayıp sadece bilgi edinmek için soru sorduğumuzda zaten sağlıklı bir iletişim kurmanız mümkün değil. Karşınızda böyle bir yaşantısı olan biri olduğunda özellikle. Asgari düzeyde teşvik etme, yani onu daha çok anlatması için onu teşvik etmek, biraz sonra ayrıntıya gireceğiz biraz daha. İçerik ve duygu yansıtma ve özetleme becerileri. Şimdi bunun işlevi siz zaten bakıldığında, sizin karşınıza müvekkiliniz geldiğinde onun hikayesini almak istiyorsunuz, öyle değil mi? Yani önemli noktaları almak istiyorsunuz, ne yaşamış, ne yapmak istiyor. Aslında bu beceriler de size bunu sağlıyor. Yani sizin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan, doğru anlayarak, önemli noktalara da değinerek hikayeyi elde etmenizi sağlayacak bunu kullandığınız. Öncelikle dikkati vermeye bakalım. Nasıl etkili bir şekilde dinlersiniz? Bunun belli başlı kolları var. Şimdi öncelikle sizin uygun bir göz teması kurabiliyor olmanız lazım. Çünkü size, karşınızdaki kişi size bakarken siz havalara, ufka doğru bakmamanız gerekiyor haliyle. O yüzden göz teması önemli. Tabii ki. Şöyle genelde göz teması kurmakta bizim mesleğimizde de yeni başlayanlar zorlanabiliyor. Ki yeni stajyer avukatlarla benzer zorlanabiliyoruz göz teması kurmakta. Size ufak bir tüyo vereyim. Karşı taraftaki bireyin şurasına bakmanız. Yani gözlerine birebir bakmayın. Şurasına bakın. Hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Tam şu orta nokta. Hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Defalarca dedik eğitimlerde. Hani en azından o beceriyi kazanana kadar biraz etkili olabiliyor. Tabii bu göz teması kurmakta karşılıklı o tamamen hani bir arada göz temasına ara vermek gerekiyor. Karşı taraf biraz dinlensin gözlerini. Sürekli o dikkatli bakmamak gerekiyor. Teşekkür ederiz. Tabii ki. Sonrasında beden dili. Beden dili de önemli. Ya mümkünse aslında siz şimdi hani muhtemelen odalarınızda aranızda bir masa var ve karşınızda oturuyorlar. Ya özellikle böyle travmatik yaşantılarla size gelen bir müvekkiliniz olduğunda gönül ister ki aşağı inin, yanlarına, karşılarına oturun ve karşılıklı bir konuşma, görüşme gerçekleştirin. Bu çok daha uygun olacaktır. Yapabiliyorsanız bunu yapın. Ve onunla ilgilendiğinizi belli eden bir beden dili olması gerekiyor. Ona biraz eğik ve ona dönük bir beden olması uygun olacaktır. Sesinizin nitelikleri yine önemli. Şimdi karşınızda travmatik yaşantısı olan birisi var ve siz hani o sessiz bir şekilde anlatırken siz böyle bir anda ses tonu yükselmiş bir şekilde bağırarak konuştuğunuzda uygun olmayacaktır haliyle. Onun ses tonuna uygun bir şekilde ses tonunuzu ayarlamanız mesela. Ve ona göre inişli çıkışlı bu ayarlamayı sürdürebiliyor olmanız gerekiyor. Yine sözel takip yapmanız, yani ne anlatıyorsa onun anlattığı konuda kalabiliyor olmanız gerekiyor. O bir şeyden bahsederken hop diye başka bir soru sormayın. Yani en azından orada onu anladığınızı belirten bir yansıtma tepkisi biraz sonra söyleyeceğim verip sonrasında sormak istediğiniz soruya yine bağlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir gireyim. Şimdi ben iki kez hayatımda avukatlarım birebir kendi bir babamın kaza sonrası bir avukata gittim, görüştüm. Tam ameliyatlar çıkmış o süreçte. Ben sakallarım uzamış, günlerce hastanedeyim. Avukatla görüşüyorum. Görüşme şeklinde otururken, yani ben böyle zaten ameliyat böyle ne olacak, ne gidecek, yandan kafamda onlar var. Avukat böyle koltuğa yayılmış, hafiften sallanıyor. Böyle devam etti konuşmaya. Ve belli bir süre sonra devam ettim. Ben kusura bakmayın dedim, biz olmayacak. Biz hiç başlamadan ben kalkayım dedim. Ama o şekilde bir tepki verdim çünkü devam da edemeyecek. Zaten gergindim. Tüm gerginliğimi de avukata yansıtacaktım. Hissettim ve o görüşmeyi kestim. Ve onun dışında özellikle sözel takipte de soru soruluyor, karşı taraf tepki vermediğini fark etmiştim. Yani tabii ki herkes bu şekilde soru soruyor, dinliyor, ben anlatıyorum. Karşı taraf böyle. O sözel takipte sadece şu. Sadece hafif bir baş sallama bile karşı tarafın anlatmasına otomatikman tetikleniyor. Çünkü dinlendiğini hissediyor. Teşekkürler. Evet, biraz sonra yansıtmalarda ben de hani teşvik etmede biraz değinmeyi planlamıştım. Şimdi soru sormaya baktığınızda soru soruyorsunuz zaten. Yani almak istediğiniz cevapları da alıyorsunuz muhakkak. Ama hani nasıl sorulabilir, daha iyi nasıl sorabilirsiniz, onu daha incitmeden, daha iyi nasıl yaklaşabilirsiniz? Şimdi soru sormak ikiye ayrılıyor. Şimdi açık uçlu sorular var, bir de kapalı uçlu sorular var. Kapalı uçlu sorular biraz daha kısa cevap aldığınız sorular.
bir bilgi edinmek istiyorsunuz. Ne zaman işte evlendiniz? Bir haftada kaç kez tartışıyorsunuz? Sana bulmayı bırakacağını düşünüyor musun? Gibi sorular. Bunlar size kısa cevaplar aldığınız, edinmek istediğiniz bilgiye yönelik sorular. Daha hikayeyi anlatmaya yönelik sorular, açık uçlu sorular olarak adlandırılıyor. Yani daha uzun anlatmasını istediğinizde, bir şeyi uzun uzun anlatmasını istediğinizde karşınızdaki kişinin açık uçlu soru sorarsınız. Bu da, burada bulunmanın denilen şeyi biraz anlatır mısın? Bu olay hakkında ne düşünüyorsun? O sana vurduğunda sen neler yaptın? Nasıl bir yol izledin? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Gibi sorular. Açık uçlu sorulardır ve onu anlattıracak sorulardır. Tabii en başta söyledim, tekrar vurgulamak istiyorum. Soru sorun, sormalısınız. Çok önemli ve etkili bir beceri. Ama bunu yaparken mutlaka ki biraz önce Barış'ın da söylediği gibi aslında onu anladığınızı belirten bir takım yansıtma tepkilerini yapmanız gerekiyor. Yani bu ne gibi? Biraz sonra buraya en teşvik etmeden sonra gireyim, sırasıyla gireyim karışması. Teşvik etmede yine sözel ve sözel olmayan yollarla yapabiliyorsunuz. Yani kişi anlatırken anlatmaya devam etmesini istiyorsanız baş sallamalarda hı-hı diyerek sözel olmayan şekilde de teşvik edebilirsiniz daha çok anlatması için. Ya da sözel olarak mesela bir iki kelime kullanarak onun kullandığı kelimeleri tekrar ederek işte diyelim ki ben bundan sonra aslında devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu geçici bir süreydi. O da çok stresliydi ve o yüzden bana şiddet uyguluyordu aslında. Devam etmeyeceğini düşünüyorsun dediğiniz gibi tekrar anlatmaya devam edecektir. Neden devam etmeyi düşünüyorsun demek uygun değil. Çünkü neden diye sorgulamak genellikle uygun olmuyor bu tür şeylerde. Neden kelimesi, neden soru kalıbını genellikle aklınızdan çıkartın. Çünkü çok sorgulanmış hissettirir kendisini karşı tarafa. Onun yerine böyle daha alttan alta bazı şeyleri sorgulayabilirsiniz bakıldığında. Sonrasında içerik ve duygu yansıtma. Şimdi içerik ve duygu yansıtma becerileri bu daha kritik sizin için belki bakıldığında. Karşınızdaki kişinin ifade ettiği konuyu ya da olayı siz içerik yansıtmada yorum yapmadan fakat kendi kelimelerinizi kullanarak karşı tarafa geri yansıtıyorsunuz. Duygu yansıtmada ise duyguyu geri yansıtıyorsunuz. Yani ne gibi şey örnekler olabilir? Hemen örneklerimize bakalım. Karşınızdaki kişi şöyle söylüyor. Onun bu tür davranışları, yani bana bu kadar kaba davranması, daha önce hiç yapmadığı için şimdi beni çok şaşırtıyor. Ama dediğim gibi bunun olmasına sanırım ben sebep oldum. Siz onun böyle davranmasında senin de payın mı olduğunu düşünüyorsun. Yani hemen arkasından bir soru sormayıp da araya böyle bir tepki sıkıştırdığınızda onu anlaşıldığını hissederek devam edecek görüşmeye. Aslında çok kolay, çok da zamanınızı almayacak ama siz karşı tarafı travmatize etmeden onu da anlaşıldığını hissettirerek görüşmenize devam edebileceksiniz böylelikle. Bir diğer örneğe bakalım. Bir an bakıyorum olabildiğince kibar, düşünceli. Bir dakika sonra son derece kaba ve bencilce davranıyor. Ne derler anlıyor. Anladığım kadarıyla oldukça tutarsız davranıyor. Ve sen buna bir anlam veremiyorsun. Doğru mu? Bir de ek olarak şöyle bir şey sağlıyor bu. Şimdi girerken şöyle bir girişle başlayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla. Anladıklarından şunu anladın ki. Gibi bir girişle başlayıp sonrasında yansıtmanızı yapıp en sonunda doğru mu? Özellikle bazen yanlış anlaşılmalar olabilir. Kontrol etmek istediğiniz zaman da bu beceriyi kullanabilirsiniz. Siz karşı tarafı doğru anladınız mı? Anladığınız bir şeyler var ama doğru mu anlamışım? Özellikle duyguyu da kontrol etmek bu anlamda önemlidir. Doğru anlamış mıyım? Böyle mi söylemek istediniz diye tamamladığınızda yansıtma becerisi sizin anladıklarınızı kontrol etmenizi sağlıyor aslında. Duygu yansıtma, yine duyguları yansıtıyorsunuz burada da. Burada da özellikle çok kritik, bu sorunlu bir beceri bizim için. Yani çünkü biz kültürel olarak zaten çok duygularla ilgili konuşmayı bilmiyoruz. Kendi duygularımızı daha tanımıyoruz aslında. O yüzden bu biraz daha sıkıntılı sizler için. Yine biz psikolojik danışma eğitiminde de bu sorunu yaşıyoruz duygu yansıtmalarla ilgili. Çünkü kişi öncelikle kendisini, kendi duygularını tanıması gerekiyor ki karşı taraf ne yaşıyor, nasıl bir duygu içinde onu anlayabilsin. O yüzden yine burada size öneririm. Öncelikle siz kendi hayatınızda, kendi tecrübelerinizde, yaşantılarınızda yaşarken bir durum bakın. Ne yaşıyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bunu yapmanız daha sonra sizin yaptığınız görüşmelerde karşı tarafında duygusunu anlamanızı ve ona yansıtmanızı sağlayacaktır.
çok duygu var. Belki çok azını biliyoruz. Buyur. Bahsetmeyeceğim. Ya şöyle bir şey var. Özellikle duygu yansıtmalarda karşı tarafın ne yaşadığını anlamakta biz çoğu zaman zorlanıyoruz. Özellikle şiddet mağduru kadınlarda, şiddet mağduru kadın bize geldiğinde biz ben olsam böyle yapmazdım. Nasıl da güçsüz. Bak bunca şiddet görmüş hala evinde oturuyor. Bak yıllardan beri özellikle kadın çalışıyorsa da biz iyice ön yargılarımız açığa çıkabiliyor bazı noktalarda. Yok bazı noktalarda hani genelde bu şimdi görüşmelerde yapılmıyor ama genel anlamda bu düşünce biçim çok yaygın bir düşünce biçim. Neden devam ediyor? Bazı kişiler kesinlikle bunu yapmayabiliyor ama bazen bizim otomatikman düşünce aklımıza geldiğinde ki düşüncelerimizin çoğu otomatikman bizim zihnimizde kendiliğinden geliyor ve biz kadını anlamakta zorlanabiliyoruz bu noktada. Bu noktada biraz daha özellikle kadın ne yaşıyor? Neden bu problemi bunca yıl devam ettirmiş? Çocuk faktörü, aile faktörü ve işin içinde olarak kadın duygularını çok daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Biraz empati kurarak. Ya da işte sizin bu olay karşısında, özellikle sizin bu olay karşısında nasıl davranacağınız önemli değil. Onun kendi yaşantısında nasıl davranmayı seçtiği önemli. Bunu anlamak önemli aslında. Yani siz olsaydınız bir tokat attığı anda ayrılabilirsiniz. Ama o kadın ayrılmamayı seçebilir bunun sonucunda. Çünkü başka değişkenleri var bunun. Yani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor bence. Sizin için belki hani müşteri bazlı baktığınızda müşteri kaybı olabilir. Ama süreçte kaybedecekseniz zaten bu müvekkilinizi zaten kaybedeceksinizdir. O zaten kararsızlıklara sürekli düştüğü için düşecektir, vazgeçecektir. Ama en baştan durumu netleştirmek gerekiyor belki. Son toparlıyor. Son beceri zaten. Özetleme becerisi. Ondan sonra da bitiriyoruz. Bu da genellikle yine içerikle duygu yansıtmada aslında o anda görüşme sırasında verdiği, size söylediği karşınızdaki kişinin ne anlık olarak tepki veriyorsunuz yansıtmalarda. O an ne söylediyse o anlık söylediği şeye tepki veriyorsunuz. Özetlemede biraz daha toparlayıcı, yani daha geniş bir zaman aralığı içinde anlattıklarına karşılık olarak siz mesela görüşmenin ortasında ya da artık görüşmenin sonuna geldiniz toparlıyorsunuz. O gün konuştuklarınızı toparlıyorsunuz. Diyelim ki bugün seninle konuştuğumuzda 3 yıldır evli olduğundan ve yaklaşık 2 yıldır eşinin sana şiddet uyguladığından aslında bahsettin. Ve sen artık haftanın 3-4 günü eşinin eve çok sinirli bir şekilde gelmesinden ve her geldiğinde sana kaba davranmasından çok yorulmuşsun ya. Bu seni çok sarsmış. Ve artık bundan sonra bunun için bir şeyler yapmak istiyorsun. Bundan sonra nasıl bir yol izleyelim birlikte? Gibi devam ettiğinizde bir özetleme becerisi ve beraber de soru sorarak sonrası için artık bir karar vermeye doğru onu yönlendiriyorsunuz bakıldığında. Bu da çok etkili bir beceridir. Özellikle görüşmelerinizin sonlarında veya hikayeyi çok uzadığında, çok anlattığında karşınızdaki kişi toparlamak için onu önemli noktalara, odak noktalarına değinerek konuyu toparlamak için kullanabilirsiniz bakıldığında. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Söyle adına çok teşekkür ederiz. Bırakacak mısınız bu materyali acaba? Bize atabilir misiniz? İsteyen arkadaşlarımız bunu baromuzdan daha sonra tedarik edebilir. Avukatlık mesleğinde iletişim çok önemli. Müvekkilinizle iyi iletişim kurmak. Özellikle aile hukuk alanında çok daha önemli. Ben hocamızın bu anlatımlarıyla bize büyük destek verdiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Arkadaşlar bu bölümümüz şu anda bir 5 dakika ara verelim, bir kahve içelim. 5 dakika sonra 6284 staj eğitimlerine de söylüyorum. Bizim başımıza da şöyle bir olay gelmişti merkezde. Hakim Bey öyle bir anlattı ki, öyle bir aydınlattı, kadın vazgeçmişti. Kimlik bilgilerini değiştirmesinden. Bunda şöyle bir özellik de var. Mesela eski kimliğinizle mirasla ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız, bizde buna bakan bir polis memuru var emniyette. Ona gidiyorsunuz, eski kimliğinizi alıyorsunuz izinle, tapudaki işlemlerinizi falan hallediyorsunuz. Kimliği daha sonra geri veriyorsunuz. Bu tedbir kanunda tedbirlerin en çok 6 ay süreyle verilebileceği yazılmış. Ama bu tedbir tanık koruma kanunu kapsamında olduğu için aslında süresiz olarak verilmesi gerekirken İzmir'de uygulama %90 6 ay süreyle veriliyor ve sürekli 6 ayda bir kimlik bilgilerinin
tedbir talebini uzatmak için başvuruda bulmamız gerekiyor. Ve bu arada mesela arada bir boşluk oluşuyor tam yeni kimlik çıkmadan. O arada bir kimliksiz kalma gibi bir durumlar da yaşıyoruz bazı başvurucularımızda maalesef. Madde 5'te de öneyici tedbir kararları sayılmış. Şiddet mağduruna yönelik olarak tehdit, hakaret, aşağılama, düşücü söz ve davranışlardan bulunmama. Bunu zaten isteseniz de istemeseniz de otomatik olarak verdikleri bir tedbir türü. Müşterek konuttan derhal uzaklaştırma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi. Burada şöyle bir özellik var. Şimdi müşterek konut diyelim kiralık bir yer. Başvurucu kadına tahsis edildi ama kira parası var, doğalgaz var. Bunlar ne olacak diye düşünüyoruz. Bu yönetmelikte de açıklanmış. Bu kişiye tahsis edildikten sonra diğer kişinin aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. Ve evin kirası ve geçimiyle ilgili diğer masrafları ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmıyor şiddet uygulayanın. Bunları ödemeye devam edecek. Ama dilekçelerinizde siz isterken de bunları ayrıntılı olarak muhakkak yazın. Korunan kişinin evin tahsisini istiyorsanız elektrik faturalarını, kira faturalarını da belirtin aylık ortalama ne kadar olduğunu. Ona göre onların ödenmesini de muhakkak talep edin. Korunan kişilere ve kişilere ait konut, okul ve iş yerine yaklaşmama. Pasaportta yine taleplerimizde, dilekçelerimizde muhakkak belirtiyoruz. Mesela 500 metreye kadar ya da 100 metreye kadar yaklaşmaması. Belli bir sınır koymak gerekiyor bazen. Çünkü evleri, yeni taşındığı ev falan birbirine yakın olabiliyor. İş yerleri birbirine yakın olabiliyor. Ya da şiddet uygulayan geliyor, 20 metre uzağında böyle dikeliyor, bakıyor bütün gün. Bu gibi durumlarda muhakkak belli bir sınır, uzaklaşma sınırının da konulması gerekiyor. Çocuklarla ilgili kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da kişisel ilişkinin refakatçi ilişkinde yapılması veya tamamen kaldırılması. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Bazı durumlarda şiddet uygulayan eşine şiddet uyguluyor ama çocuklarına uygulamıyor. Ama gelen başvurularımızda vardı. Çocuklarına uygulamıyor ama çocukları mesela haftada bir görüşme verilmiş. Bunu alıyor çocukları, kendi anne babasının yanına götürüyor. Çocuklar babaannesinden, dedesinden şiddet görebiliyorlar. Bu gibi durumlar olabiliyor. Bunda da kişisel ilişkinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz. Biz genelde ŞÖNEM'in görevlendireceği bir kişi eşliğinde bu görüşmenin geçirilmesini talep ediyoruz. Ya da belli bir yerde görüşmeyi talep ediyoruz. Güvenli bir ortamda. Taleplerimiz bu yönde oluyor. Gerekli görülmesi halinde korunan kişilerin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına, kişisel ilişki kurulmasına dair haller saklı kalmak kaydıyla çocuklarına yaklaşmaması. Şimdi bazı olaylarda öyle oluyor ki yani sırf kadına yönelik değil, kadının kız kardeşine, erkek kardeşine, annesine, babasına yönelik de tehditleri oluyor. Onlara karşı şiddet uygulayabiliyor, onların iş yerlerini basabiliyor. Bunlarla ilgili de tedbir talep edebilirsiniz. Korunan kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermeme. Burada bu madde en çok çocuklar ve torunlar tarafından ben ihlal edildiğini düşünüyorum, değil mi? Özellikle uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu zaman. Buna yönelik bize de çok başvuru geliyor anneanne, babaannelerden diyeyim. Uyuşturucu krizine giriyor. Para bulamayınca evdeki altınları alıyor, ev eşyalarını kırıyor, döküyor. Bunlara yönelik de hem tedavi görme hem de ev eşyalarına zarar vermemeye yönelik tedbir kararları alıyoruz. Korunan kişi iletişim araçları vesaire surette rahatsız etmeme. Bu bütün iletişim araçlarını kapsar. Sadece telefon değil, sosyal medya üzerinden, mail, elektronik posta üzerinde rahatsız etmeme hepsini kapsıyor. Bulundurma veya taşıma ruhsatlı silahların kolluğa teslim edilmesi. Silah taşıması zorunlu bir kamu görevlisi ise yani polis ve jandarma gibi bunlarda da silahlarına el konuluyor ve tedbir süresi boyunca silahlar kesinlikle iade edilmiyor. Ya da tedbirin kaldırılmış olduğuna dair bir karar getirilirse ancak silahlar bu şekilde iade ediliyor. Ve bu süre zarfında polis veya asker de olsa masa başı görevine veriliyor kendisi.
Korunan kişilerin bulundukları yerde alkol ve uyuşturucu madde kullanmama, bu maddelerin etkisindeyken şiddet mağduruna yaklaşmama ve bağımlılığın tedavisini sağlanması. Bazı olaylarda alkol ve uyuşturucu kullanılmadığında şiddetin azaldığını görüyoruz. Yani aslında normal zamanlarda şiddet uygulayan bir birey değil ama alkol ve uyuşturucu devreye girdiğinde şiddet uygulayabiliyor. Bu gibi durumlarda bu tedbir türü çok işimize yarıyor. Bir sağlık kuruluşuna muayene ve tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması. Bunda da psikolojik bir rahatsızlığı varsa eğer bu yönde bir tedavi sağlanabiliyor. İşte ABCD bendleri kolluk amillerince de alınabiliyor. Kolluk amillerince alınan tedbirlerin ilk iş günü içinde hakim onayına sunulması gerekiyor. 24 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden ortadan kalkıyor. Medeni kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması halinde hakim tedbir nafakasına karar verebiliyor. Biz bazı olaylarda aldık. Bazen hakim vermiyor ama bir kısmında da bu tedbiri alıyoruz. Herkes bir şiddet olayı olduğunda ihbar edebilir. Bu durumu resmi makamlara ihbar edebilir. Bu aslında biraz da insanlık görevidir. Yani bunu bir ispiyonculuk, aile işlerine karışma şeklinde görmememiz lazım. Çünkü ufak olarak gördüğümüz aile içindeki olaylar diye nitelendirdiğimiz olayların çok büyük ölümle bile sonuçlanan tehlikeleri oluyor. Ve şiddet aslında en fazla da çocukları etkiliyor. Kamu görevlilerinin zaten meslekleri gereği bunu öğrendikleri anda gereğini yapmaları gerekiyor. Özellikle polis, doktor bu gibi meslek gruplarındakiler öğretmenlerin ihbar yükümlülüğüne kesinlikle uyması gerekiyor. Tedbir talepleri kabul edildikten sonra karşı tarafa da tebliğ ediliyor. Uygulanması için karşı tarafa tebliğ şart değil. Ama biraz sonra da anlatacağım. Zorlama hapsi verilmesi için mutlaka şiddet uygulayana tebliğ edilmiş olması şartı aranıyor. İlk defasında en çok 6 ay için verilebiliyor. Bizde uygulamada genellikle şu anda 2 ay gibi bir süre için, 1-2 ay gibi veriliyor. Çok nadir olaylarda 6 ay alıyoruz. Şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceği anlaşıldığında süresi veya şeklinin değiştirilmesi istenebilir ya da kaldırılması istenebilir, aynen devam etmesi istenebilir. Yani bir kerelik verilen bir karar değil tedbir kararları, şiddet devam ettiği ya da bu şiddet tehlikesi devam ettiği sürece yeniden talep edebilirsiniz. Eğer bir tedbir türü artık yetersiz kalıyorsa tedbir süresi boyunca başka tedbir türlerini de aynı mahkemeden talep edebiliyorsunuz. Diyelim 2 aylık bir tedbir verilmiş, süresinde olmasına birkaç gün kaldıysa aynı mahkemeden yine tedbir kararı talep edebiliyorsunuz. Süresinin uzatılmasını isteyebiliyorsunuz. Ama süresi dolduktan sonra artık tevziden yeni bir başvuru, yeni bir dilekçeyle yeni bir başvuru yapmanız lazım. Koruyucu tedbir kararları verilebilmesi için hiçbir delil ve belge aranmıyor ve önleyici tedbir kararlarının geciktirilmeksizin verilmesi gerekiyor. Evet, delil aranmıyor diyoruz koruyucular için ama önleyiciler için tam bir açıklama yok kanunumuzda. Bu nedenle birçok tedbir kararımızın delil yetersizliğinden reddedildiğini görüyoruz. Burada bize düşen dilekçelerimizi olabildiğince ayrıntılı yazmak ve özellikle hani diyelim şiddet mağduru gelmiş 5 yıl öncesinden itibaren olayları anlatıyor ama bizim son olaylara ağırlık vermemiz lazım. Ayrıntılı bir biçimde anlatmamız lazım. Çünkü elimizdeki çoğu zaman tek belge dilekçemiz oluyor. Hakim gözünde bu inandırıcılığı kanaatini oluşturacak tek materyalimiz dilekçemiz oluyor. Bu yüzden dilekçelerin ayrıntılı olmasına ve son olaylara ağırlık vermesine dikkat etmeniz lazım. Bunun dışında sağlık raporu varsa, daha önceden polis merkez amirliklerine yaptığınız şikayetler ya da savcılığa yaptığınız şikayetler varsa bunları da dilekçelerinize mutlaka eklemeliyiz. Başka daha önceden verilmiş tedbir kararları varsa bunları da muhakkak eklemeliyiz. Cep telefonlarındaki mesaj kayıtları olabilir. Bunların ekran görüntülerinin çıktılarını alıp ekleyebiliriz. Elimizde yani ne varsa done olarak bunların hepsini kullanmamız lazım.
gerekli bulunması halinde tedbir kararı ile birlikte adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesine de karar verilebiliyor. Ve tüm resmi kayıtlardan adres ve kimlik bilgileri gizli tutuluyor. Adres olarak da Şölen'in adresi yazılıyor. Şölen yoksa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün adresi yazılacaktır. Ve bu tedbir bittikten 15 gün daha yönetmelikte hüküm var. 15 gün daha devam ediyor bu gizli kararının süresi. Şimdi uygulamada biz ne yaşıyoruz? Diğer tedbirleri talep ettik ve gizli kararını da talep ettik. Bu sefer karşı tarafa tebliğ ediliyor diğer tedbirle birlikte. O yüzden biz uygulamada şu şekilde yapıyoruz. Önce gizlilik kararını talep ediyoruz. Adres ve kimlik bilgilerinin gizlenilmesini. Birkaç gün sonra başka tedbirleri de talep edeceksek onlara ilişkin bir dilekçe veriyoruz. Böylece karşı tarafa adres ve kimlik bilgilerinin gizlendiğine ilişkin bir bilginin gitmesini önlemiş oluyoruz. Talep halinde kişisel eşya ve belgelerin konuk marifetiyle teslimi de sağlanabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, teslim edilecek eşya ve belgelerin tedbir kararında gösterilmesi lazım. O yüzden siz de hangi eşyaların teslim edilmesini istiyorsanız dilekçenizde ayrıntılı olarak belirtin. Tabii eşya kavramı çok geniş bir şey. Bunu tek tek bütün eşyaları da yazamayız ama şöyle diyebiliriz mesela şahsi giyim eşyaları, şu marka laptopu, cep telefonu, ya da şu şekildeki şahsi takıları gibi biraz ayrıntılı yazarsak bu kararın uygulanmasını da sağlayabiliriz böylece. Çünkü diğer türlü polisle de aramızda bir sıkıntı oluyor. İşte bu kararda hangileri olduğu belirtilmemiş, hangi eşyaların teslim edileceği belirtilmemiş, ben buradan eşyalık teslimine onay veremem gibi itirazlarla karşılaşmamış oluruz. Tabii ki da bir şey eklemek istiyorum. Bazen kişiler direkt karakola başvurup karakol marifetiyle de koruma kararı alınabiliyor. Yani kolluk kuvvetlerinin de koruma ve önleme tedbirleri almak için başvurma hakkı olduğu için aile mahkemelerine başvuruyorlar. Ama onlar çok bilgili olmadığı için çoğu kere polis memurları belli maddelerle madde 5'ten belli maddeleri sıralayıp hemen koruma kararı çıkartılmayı sağlıyorlar. Size böyle bir karar gelmişse, eğer almışsanız siz o kararla bağlı değilsiniz sadece. Yine aynı mahkemeye başvurup Tuğçe'nin anlattığı gibi daha ayrıntılı istekler, talepler varsa ucu açıp tüm ayrıntılarını talep edebilirsiniz. Yani sadece bir koruma kararı alınmış, başka da bir şey yapamayız diye düşünmeyin. Ek genişletici kararlar da alabilirsiniz onlara bağlı olarak. Verilen kararlara karşı tevhim veya tebliğ halinden itibaren 2 hafta içinde karşı tarafın itiraz etme hakkı var aile mahkemesine. Dosya üzerinden 1 hafta içerisinde mahkeme tarafından karar veriliyor ve itiraz üzerine verilen karar kesin oluyor. İtirazlar mesela diyelim 4 tane aile mahkemesi varsa Aydın'da 2'den siz tedbiri aldıysanız 3'e yapılıyor. En son 4'ten aldıysanız 1'e geri dönüyor. Aile Mahkemesi ile Asli Hukuk Mahkemesi hakiminin aynı olması halinde ise en yakın Asli Hukuk Mahkemesi'ne gecikmeksizin gönderiliyor. Evet, tebliğ edildiğini ben zaten söylemiştim. Tebliğ edilmemesi kararının uygulanmasını engel teşkil etmiyor ama dediğim gibi zorlama hapsine hükmedilmiyor bu durumda. Zorlama hapsine hükmedilmesi için hem karşı tarafa tebliğ lazım hem kararın tedbir kararının ihlal edildiğine yönelik bir tespitin olması lazım. Bu yüzden siz de dikkat edin, genel başvurucularınızda, müvekkillerinizde. Eğer diyelim eve yaklaşmama kararı verilmiş ama geliyorsa muhakkak bir polise, savcılığa ya da aile mahkemesine bu yönde bir şikayette bulunsun, bir tutanak tuttursun, bir dilekçe versin. Bunu muhakkak yapması lazım, yoksa zorlama hapsine karar verilmiyor. Zorlama hapsi 3 günden 10 güne kadar veriliyor ilk etapta. İhlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 15 günden 30 güne kadar uzatabiliyor. Ama toplamı 6 ayı geçemiyor. Nafakaya karar verilmesi halinde nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderiliyor ve
şiddet uygulayanın aylık maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil ediliyor. Bunları otomatik olarak icra müdürlüğü yapması lazım. Bunlardan da hani 6284 sayılı yasa kapsamında yapılan başvurular her türlü harçta muaf, bunu biliyorsunuz. Bunun dışında bu 6284 kapsamında verilen nafaka kararları da harçtan muaf. Sadece bir posta pulu masrafı ödenmesi gerekiyor. O da suçüstü ödeneğinden ödeniyor aslında ama gecikmeksizin uygulanması için biz genelde kendimiz posta masrafını veriyoruz. Bir ilave yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi özellikle biliyorsunuz evden uzaklaştırma kararları verildiğinde ev eşinse, yani kocanınsa, koca evden uzaklaştırılıyor. Fakat elektrik, su, doğalgaz vesaire gibi bütün abonelikler kocanın üstüne oluyor. Ve dolayısıyla bu sefer erkek boşanma davası açıldığı o süreç içerisinde hemen gidiyor elektrik suyunu, elektriğini kapattırıyor. Dolayısıyla düşünün, kış gününde doğalgazımız yok, işte elektriğimiz yok, suyunuz yok. Yani bununla ilgili olarak bir şekilde işte ilgili yerlere başvurmak zorunda kalıyorsunuz. İşte doğrudan doğruya işte AYDEM'e veya işte belediye suyu, ASKİ suyu açtırmaya gittiğinizde bazen bunu yapıyorlar. Yani böyle bir olay iyi anlattığınızda kabul ediyorlar, adınıza abonelik açıyorlar. Ama bazen de mahkeme kararı olmadan başka birisinin adına olan bu aboneliğinden dolayı sizin adınıza eş olarak açılamayacağını ileri sürüyorlar. Biz bu konuda iki tane karar aldık Aydın Aile Mahkemesi'nden. İşte elektrik, doğalgaz, işte su aboneliklerinin açılması konusunda mahkeme. Ama mesela şöyle bir hata görmüştük kendimizde. Keşke hani ilk koruma kararı isterken önleyici ve 6284 sayılı yasaya dayandığımızda daha açık ve net bir şekilde işte şu ikametgahta kalınmasına, bu ikametgahın eşin adına olduğuna, elektrik suyunun, doğalgazının eşin adına olduğuna, ancak bunların kapatılmaması konusunda ve ödemelerinin karşı taraf tarafından yapılması konusunda tedbir kararı verilerek ilgili kurumlara, mercilere yazı yazılması konusunda talepte bulunsaydık diye düşündük. Hani daha sonra aile mahkemesi boşanma dosyasının içerisinde bunu halletti ama hani bu yol 6284'ün 19. maddesinde de açıkça anlatılan bir yol. Hani bunu kullanabilirsiniz. İlave olarak bunu söylemek istedim. Tuğçe Hanım. Böyle bitireceğim. Şimdi zorlama hapsi kararı verildiğinde şiddet mağduru bazen barışıyor, bir şeyler oluyor, şikayetinden vazgeçiyor. Bu durumda bizde mahkemelerin iki türlü uygulaması var. Bazıları şikayetten vazgeçince, yani feragat edince zorlama hapsini kaldırıyor infazını. Ama bazıları da bunun kamu düzenine ilişkin olduğunu söyleyerek infaza devam ediyor. Bu konuda önceden müvekkillerinizi bilgilendirin, sonuçlarıyla ilgili neler olabileceğini göz önünde bulundursunlar kendileri de. Bir de koruma kararı verildikten sonra başka bir şehre taşınabiliyor şiddet mağduru. Bu durumda mahkemesine ikamet belgesi eklenerek bir dilekçe verirseniz, bu konuda bir bilgilendirme yaparsanız, koruma kararının bir örneği yeni ikametgahının bulunduğu ildeki savcılığa veya karakola da gönderilmiş olur. Bunun haricinde gelen başvurucularla özellikle yalnız görüşmeye çalışın. Yanlarında akrabaları olduğu zaman bazen anlatamayabiliyorlar. Gizledikleri şeyler olabiliyor. Yani onların duymasını istemeye olabilirler. Siz bunu artık olayın özelliğine göre kendiniz değerlendireceksiniz. Bazen de şiddet mağduru öyle bir travma içinde oluyor ki yani hani günlük iki kelime bir meramını bile anlatamıyor olabiliyor tek başına. Yanındaki kişiler takviye edebiliyorlar. Olayın durumuna göre bunu siz kendiniz değerlendirin. Ve şiddet mağdurunun anlattığı olaylara ilişkin yorumda bulunmamamız lazım. İnandırıcılığıyla ilgili yorumda bulunmamanız lazım. Ben buna inanmıyorum, böyle olmayabilir, neden şöyle yapmadı gibi ifadeler kullanmamalıyız. Anlatacaklarım şimdi bu kadar. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Seda Sözleşmesi ile ilgili olarak Avukat Seda Gürer şimdi sonunda yapacak.
arkadaşlar biliyorsunuz Sedat da bunlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Bu sözleşmenin Türkiye tarafından imzalandığını da biliyorsunuz. Şimdi Sedat Hanım size bunun gerçekten nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili de bilgilendirme yapacak. Daha iyi galiba değil mi? Evet, tamam. Dediğim gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edilmiş. O zaman imzalanan 35 devletin 20'sinin onayından geçtikten sonra 81 yılında yürürlüğe girmiş. Türkiye bu sözleşmeyi 1985 yılında imza atmış. Şimdi tarihler neden önemli? Daha sonra size bildireceğim, altını çiziyorum özellikle. Sözleşmenin imzalanması, taraf devletleri kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar atmakla ve Sedav Komitesi'nde düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki devlet uygulamalarını raporlamak ve sunmakla yükümlülükler. Sözleşme uyarınca taraf devletler ilk sözleşmenin kabulünden sonraki ilk yıl, bir sene sonra diğerleri ise 4 yılda bir rutin periyotlarda olmak koşuluyla ülke raporları, biz buna kendi aramızda olarak resmi raporlar diyoruz, sunmakla yükümlüdür. Bu sözleşmenin başlığı kadına karşı ayrımcılık ise ilk maddede tabii ki bu ayrımcılığı tanımlıyor. Birinci maddeye göre kadına karşı ayrımcılık, kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın, kadın yine erkek eşitliğine dayalı olarak politikler, ekonomi, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel hak özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelir. Yani bugün bir iş yerinde bir iş görüşmesi yaptığınızda kadın olarak karşınızdaki kişi sağ parmağınızda yüzük gördüğünde evleneceksin, sen şimdi çocuk da doğurursun deyip sizi işe almıyorsa bu sözleşmeye aykırı olarak ayrımcılık yapıyor demektir. Şimdi ikinci madde taraf devletlerin taahhüdünü gösteriyor. Ben bu ikinci maddeyi özellikle okumak istiyorum. Zaten 24-25 maddelik bir sözleşme. Çok uzun bir sözleşme değil. Ancak kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi alanında ve daha ileride kadına karşı şiddetle mücadelede bir temel sözleşme bu uluslararası anlamda. Çoklu imza altına alınmış. Çok temel bir sözleşme. Ve içeriğine baktığınız zaman sanki bir yaptırımı yokmuş gibi geliyor ama daha sonra anlattıklarımda ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. İkinci madde diyor ki, taraf devletler kadınlara karşı her türlü ayrılık kınar. Bu kınamak tabii ne kadar etkili. Tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki hususları taahhüt eder. Yani ne? Kadın ile erkek eşit ilkesini kendi anayasalarına ve diğer ilgili yasalara henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ülkenin uygulanmasını sağlamayı. Ben size demiştim 1979 yılında kabul edilmiş bir sözleşme bu. Türkiye 85 yılında imzalıyor. Yani Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığında ikinci maddenin ilk paragrafındaki koşulu henüz sağlamıyor. Çünkü medeni kanunda kadın erkek eşitliği yok. Erkek aile reisi ve kadın çalışmak için eşinin iznine muhtaç. Ve Türkiye bunu 2002 yılında düzenliyor. 85-2002 artmış. Diğer hususlar kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptırımları da içeren yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi, kadın haklarının erkeklerle eşit temel himayesini yetkili ulusal mahkemeler
ve diğer kuruluşlarla kadının her türlü ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlamayı, kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulamasından kaçınmayı ve kamu yetkilileriyle kuruluşlarına bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağlamayı, herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayrım yapma girişimini önlemek için bütün uygun önlemleri almayı, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, altını çiziyorum, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza hükümleri yürürlükten kaldırmayı taahhüt ediyor. Şimdi kısaca özetle bu sözleşmenin getirdiği şu, bu sözleşmeyle taraf devletler işte kadınların eğitim hayatından, iş hayatına, sağlık haklarından, miras haklarından yararlanmaya, anne olduktan sonra çocukları üzerinde söz sahibi olmaktan, tekrar söylüyorum 79 yılından bahsediyoruz, başka bir devletin tabiyetine girmeye kadar erkeklerle eşit şartlardan yararlanmasını, dezavantajlı kadınlara verilecek desteğin ayrımcılık sayılmayacağını, kadın ticaretine izin vermeyecekleri ve benzeri konularda taahhütleri var. Sözleşmenin getirdiği haklar aslında şu an için bize çok basit ve temel geliyor ama bu sözleşme o zaman imzalanmasaydı bu kadar ileriye gidilmesi mümkün değildi. Çünkü özünde baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kadın hakları bile çok çok sonra yer almaktadır. Peki bu sözleşmenin getirisi ortada. Zaten kısa bir sözleşme dediğim bir madde olarak. Nasıl bir denetim mekanizması uygulanacak? 35 tane imzacı devletten bahsediyoruz. Bu denetim mekanizması nasıl uygulanacak? Çünkü bu tip sözleşmelerde genelde yaptırım yolları sert olamıyor biliyorsunuz. Bu uluslararası arenadan bahsediyoruz. 17. madde diyor ki, her taraf devletin göndereceği adaylar arasında 23 uzmandan oluşan kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesi kurulur. Buna kısaca komite diyorlar. Ben de bundan sonra bu şekilde hitap edeceğim. Görev listesi 4. Komite üyeleri taraf devletlerin aday listesinden gizli oy ile seçilir. Yani taraf devlet aday gösterdi diye adayının olacağı, kabul olacağı anlamına gelmediği gibi gizli oy ile seçim yapılıyor. Ve her taraf devlette kendi vatandaşlarına bakın, kendi vatandaşlarından bir kişiyi aday gösterebiliyor. Peki bunlar ne yapacaklar? 18. madde şöyle bir yükümlülük getirmiş. Diyor ki taraf devletler bir bu sözleşmenin hükümlerine etkisini kazandırmak için yasal, adli, idari ve diğer önlemler hakkında bir raporu sözleşmenin ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde, ilk bir yıl herhalde hızlı bir denetim olması açısından getirilmiş, bilahare yani bundan sonra her 4 yılda bir ve ileride de komitenin talep ettiği zamanlarda komite tarafından incelenmek üzere, bak inceliyor yani bunun başka bir yolu yok çünkü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunmayı taahhüt ediyor. Peki bu komitenin usulü nasıl çalışacak? Yani bu komitenin amacı belli ki taraf devletlere sunduğu raporları inceleyecek, tavsiye niteliğinde kararlar, görüşler bildirecek. Başka bir yaptırım yapması mümkün değil. O yüzden de kendi usul kurallarını kendi saptıyor ve kendi görevlilerini de 2 yıllık periyotlar halinde seçiyor. Ve yılda 2 kere en fazla 3 hafta sürecek şekilde bir toplantı ayarlıyorlar. Bu toplantıya Birleşmiş Milletler Merkezi'nde veya kendi seçtikleri yerde oluyor. 21. maddede komitenin görevini açıkça zaten yazmış. Diyor ki komite ekonomik ve sosyal konsey aracılığıyla faaliyetleri hakkında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yıllık raporlar sunacak ve taraf devletlerden sağlanan bilgiler ve raporların incelenmesine dayanarak tekliflerde ve genel tavsiyelerde bulunabilecektir. Bakın sadece teklif ve genel tavsiye. Bu teklif ve genel tavsiyeler taraf devletlerin olabilecek yorumlarıyla birlikte komite raporuna dahil edilecektir. Genel sekreter, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri komite raporlarını kadının statüsü komisyonunun bilgisine sunacaktır. Peki gelelim esas bu rapor olayına. Ben devletlerin hükümetlerin sunduğu rapora resmi raporda diyoruz demiştim. Bunun bir sebebi var. Çünkü bir de gölge rapor dediğimiz alternatif bir rapor türü var. Nedir bu? Kadın örgütlerinin, SEDAV'a taraf devletlerin komiteye sunmuş oldukları raporların dışında, yani bu resmi raporun dışında o devlet içerisinde yaptıkları çalışmaları
derledikleri bir alternatif rapordur. Yani şu an için sivil toplum kuruluşları olarak kadın dernekleri yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları, gözlemlemeleri, işte taraf devletin eksikliklerini raporlayıp SEDAV'a gönderebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Herhangi bir hukuki usulsüzlük de yok. Buna gölge rapor, bir diğer dili alternatif rapor diyoruz. Peki, Türkiye'de kadın örgütleri 97 yıl sonrasında SEDAV komitesinde çokça gölge rapor sunmuş. Bu çok önemli bir şey. Neden? SEDAV'ın uygulanmasında şeffaf bir bakış açısı getirmesi ve sözleşmenin uygulanması yönünde sivil bir baskı oluşturması. Kaynağımı da belirttim. Kadınlarinsanhakları.org diye özellikle belirteyim. Bilgi hırsızlığı olması. Tekrar söylüyorum, sivil baskı çok önemli. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası arada da yaptırım en fazla işte hani ülkeler arası savaşa kadar gitmezse tazminatla sınırlı kalabiliyor. O yüzden de sivil toplum kuruluşlarının baskı unsuru oluşturabilmesi çok önemli. Bu hakları da ayrıca önemli. Evet, sonuna geliyorum zaten. Ve bence bizim için önemli bir kısım. Çünkü bu kadar konuştuk, işte denetim mekanizması var dedik ama dedik sadece teklifte görüş bildirebiliyor. Bunun ne kadar bir etkisi var ki dediğiniz hepiniz kafanızın içinden eminim ki ya da birkaç kişi. Türkiye 85 yılından bu yana 7 tane ülke raporu sunmuş. Yani ilk raporu sunduğumuzda, ilk rapor ilk bir yıl için sunuyoruz ya imzaladıktan sonra 4 yıllık periyotlar halinde en son 2014'te 7 ülke raporu sunulmuş. Rutin raporları dışında bakın, ben okuduğum maddede ilk defa 2012 yılında bir usul değişikliği yapıyor ki maddesinde var bu sözleşmenin. 4 yıllık rutin raporun dışında komite Türkiye'den nihai görüşlerde belirttiği iki konuda birisi başörtüsüyle eğitim, başörtülü kişinin başörtüsü yasağından dolayı eğitime etkisi. İkincisi de kadına yönelik şiddet konularında Türkiye'den ara rapor istemiş. Buna da istinaden Türkiye hükümeti 2012 yılında bir ara rapor göndermiş. Ben bu ara raporla ilgili size çok kısa bir bilgi vereceğim. Bu rapor 19 sayfalık bir rapor. Sadece iki konuda istiyor. Bizim konumuz kadına yönelik şiddet olduğu için ben sadece o konuyla ilgili size bilgi vereceğim o yüzden. Zaten diğer husus da 2-3 sayfayla anlatılmış. Bu 19 sayfalık raporda kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin nasıl bir politika izlediği anlatılmış. Ne demiş? Mevzuatı güçlendirdik. Yani işte anayasadaki ayrımcı terimleri kaldırdık. 6284 sayılı yasayı yürürlüğe soktuk. İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Ebru arkadaşımız birazdan çok ayrıntılı anlatacak. Eğitim çalışmaları yaptık demiş. Bakın ben bu eğitim çalışmaları ile çok kısa hemen size bilgi veriyorum. 2006-2012 döneminde 45 bin polis eğitilmiş. 2006-2012. Ocak 2008'de 81 ilde 65 bin sağlık personeli eğitilmiş kadına yönelik şiddetle ilgili. Aslında aile içi şiddet deniyor ama bu kadına yönelik şiddet denmesi tabii ki hepimizin tercihi. Çok enteresan, Nisan 2009'da 326 aile mahkemesi hakimi ve Cumhuriyet Savcısı eğitim almış. Yani rakamlar ne kadar düşük ve yüzlerdeki ifadeyi görüyorsunuz. Nisan 2010'da da eksik kalmamış 100 din görevlisinin eğitimi tamamlanmış. Bu eğitim tamamlandı, 100 bin civarındaki din görevlisine ulaşma hedefi varmış. Çok enteresan, olumlu bir şey ve biz bunun olumlu tarafını da İzmir'de yaşadık. Mart 2012 itibariyle toplam 2300 kamu görevlisi söz konusu eğitimlere katılım sağlamış. Bunlar bizde tabii ki faydalı oluyor. Yani görüyorsunuz ki bir rapor işte aman önerim ama teklif ne olacak deniyor ama öyle değil. Bir takım uluslararası baskılar kuruluyor. Sivil toplum kuruluşları içeriden başka bir baskı uyguluyor. Ve bir kişi bile eğitilmeyecekken birdenbire 2300 kişinin eğitimi gerçekleştiriliyor. Esas altını çizmek istediğim buydu. 12 Nisan 2012'de bir protokol imzalanıyor ve diyor ki kadına yönelik şiddet konusu jandarma okullarında ilk kez bir dönemlik bağımsız bir ders haline gelmiş. Bugün üniversiteler medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel hak özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelir. Yani bugün bir iş yerinde bir iş görüşmesi yaptığınızda kadın olarak karşınızdaki kişi
sağ parmağınızda yüzük gördüğünde evleneceksin, sen şimdi çocuk da doğurursun deyip sizi işe almıyorsa bu sözleşmeye aykırı olarak ayrımcılık yapıyor demektir. Şimdi taraf ikinci madde taraf dedikleri taahhüdünü gösteriyor. Ben bu ikinci maddeyi özellikle okumak istiyorum. Diğer zaten 24-25 maddelik bir sözleşme. Çok uzun bir sözleşme değil. Ancak kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi alanında ve daha ileride kadına karşı şiddetle mücadelede bir temel sözleşme bu uluslararası anlamda. Çoklu imza altına alınmış. Çok temel bir sözleşme. Ve içeriğine baktığınız zaman sanki bir yaptırımı yokmuş gibi geliyor ama daha sonra anlattıklarında ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. İkinci madde diyor ki, taraf devletler kadınlara karşı her türlü ayrılığı kınar. Bu kınamak tabii ne kadar etkili. Tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki hususları taahhüt eder. Yani ne? Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasalarına ve diğer ilgili yasalara henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ülkenin uygulanmasını sağlamayı. Ben size demiştim, 1979 yılında kabul edilmiş bir sözleşme bu. Türkiye 85 yılında imzalıyor. Yani Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığında ikinci maddenin ilk paragrafındaki koşulu henüz sağlamıyor. Çünkü medeni kanunda kadın erkek eşitliği yok. Erkek aile reisi ve kadın çalışmak için eşinin iznine muhtaç. Ve Türkiye bunu 2002 yılında düzenliyor. 85-2002 artık. Diğer hususlar kadınlara karşı her türlü ayrımı yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptırımları da içeren yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi, kadın haklarının erkeklerle eşit temel himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve diğer kuruluşlarla kadının her türlü ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlamayı, kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından veya uygulamasından kaçınmayı ve kamu yetkilileriyle kuruluşlarına bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağlamayı, herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayrım yapma girişimini önlemek için bütün uygun önlemleri almayı, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, altını çiziyorum, adet ve uygulamaları değiştirmek veya pes etmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza hükümleri yürürlükten kaldırmayı taahhüt ediyor. Şimdi kısaca özetle bu sözleşmenin getirdiği şu, bu sözleşmeyle taraf devletler işte kadınların eğitim hayatından, iş hayatına, sağlık haklarından, miras haklarından yararlanmaya, anne olduktan sonra çocukları üzerinde söz sahibi olmaktan, tekrar söylüyorum 79 yılından bahsediyoruz, başka bir devletin tabiyetine girmeye kadar erkeklerle eşit şartlardan yararlanmasını, dezavantajlı kadınlara verilecek desteğin ayrımcılık sayılmayacağını, kadın ticaretine izin vermeyecekleri ve benzeri konularda taahhütleri var. Sözleşmenin getirdiği haklar aslında şu an için bize çok basit ve temel geliyor ama bu sözleşme o zaman imzalanmasaydı bu kadar ileriye gidilmesi mümkün değildi. Çünkü özünde baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kadın hakları bile çok çok sonra yer almaktadır. Peki bu sözleşmenin getirisi ortada. Zaten kısa bir sözleşme dediğim gibi madde olarak. Nasıl bir denetim mekanizması uygulanacak? 35 tane imzacı devletten bahsediyoruz. Bu denetim mekanizması nasıl uygulanacak? Çünkü bu tip sözleşmelerde genelde yaptırım yolları sert olamıyor biliyorsunuz. Uluslararası arenadan bahsediyoruz. 17. madde diyor ki, her taraf devletin göndereceği adaylar arasında 23 uzmandan oluşan kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesi kurulur. Buna kısaca komite diyorlar. Ben de bundan sonra bu şekilde hitap edeceğim. Görev listesi 4. Komite üyeleri taraf devletlerin aday listesinden gizli oy ile seçilir. Yani taraf devlet aday gösterdi diye adayının olacağı, kabul olacağı anlamına gelmediği gibi gizli oy ile seçim yapılıyor. Ve her taraf devlette kendi vatandaşlarına bakın, kendi vatandaşlarından bir kişiyi aday gösterebiliyor. Peki bunlar ne yapacaklar? 18. madde şöyle bir hükümlülük getirmiş. Diyor ki taraf devletler bir bu sözleşmenin hükümlerine etkisini kazandırmak için yasal, adli, idari ve diğer önlemler hakkında bir raporu sözleşmenin ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde, ilk bir yıl herhalde hızlı bir denetim olması açısından getirilmiş,
Bilahare yani bundan sonra her 4 yılda bir ve ileride de komitenin talep ettiği zamanlarda komite tarafından incelenmek üzere, bak inceliyor yani bunun başka bir yolu yok çünkü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunmayı taahhüt ediyor. Peki bu komitenin usulü nasıl çalışacak? Yani bu komitenin amacı belli ki taraf devletlerin sunduğu raporları inceleyecek, tavsiye niteliğinde kararlar, görüşler bildirecek. Başka bir yaptırım yapması mümkün değil. O yüzden de kendi usul kurallarını kendi saptıyor. Ve kendi görevlilerini de 2 yıllık periyotlar halinde seçiyor. Ve yılda 2 kere en fazla 3 hafta sürecek şekilde bir toplantı ayarlıyorlar. Bu toplantıya Birleşmiş Milletler Merkezi'nde veya kendi seçtikleri yerde oluyor. 21. maddede komitenin görevini açıkça zaten yazmış. Diyor ki komite ekonomik ve sosyal konsey aracılığıyla faaliyetleri hakkında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yıllık raporlar sunacak ve taraf devletlerden sağlanan bilgiler ve raporların incelenmesine dayanarak tekliflerde ve genel tavsiyelerde bulunabilecektir. Bakın sadece teklif ve genel tavsiye. Bu teklif ve genel tavsiyeler taraf devletlerin olabilecek yorumlarıyla birlikte komite raporuna dahil edilecektir. Genel Sekreter, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri komite raporlarını kadının statüsü komisyonunun bilgisine sunacaktır. Peki gelelim esas bu rapor olayına. Ben devletlerin, hükümetlerin sunduğu rapora resmi rapor da diyoruz demiştim. Bunun bir sebebi var. Çünkü bir de gölge rapor dediğimiz alternatif bir rapor türü var. Nedir bu? Kadın örgütlerinin, SEDAV'a taraf devletlerin komiteye sunmuş oldukları raporların dışında, yani bu resmi raporun dışında o devlet içerisinde yaptıkları çalışmaları derledikleri bir alternatif rapordu. Yani şu an için sivil toplum kuruluşları olarak kadın dernekleri yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları, gözlemlemeleri, işte taraf devletin eksikliklerini raporlayıp SEDAV'a gönderebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Herhangi bir hukuki usulsüzlük de yok. Buna gölge rapor, bir diğer de alternatif rapor diyoruz. Peki, Türkiye'de kadın örgütleri 97 yıl sonrasında SEDAV komitesinde çokça gölge rapor sunmuş. Bu çok önemli bir şey. Neden? SEDAV'ın uygulanmasında şeffaf bir bakış açısı getirmesi ve sözleşmenin uygulanması yönünde sivil bir baskı oluşturması. Kaynağımı da belirttim. Kadınlıkinsanhakları.org diye özellikle belirteyim. Bilgi hırsızlığı olması. Tekrar söylüyorum, sivil baskı çok önemli. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası arada da yaptırım en fazla işte hani ülkeler arası savaşa kadar gitmezse tazminatla sınırlı kalabiliyor. O yüzden de sivil toplum kuruluşlarının baskı unsuru oluşturabilmesi çok önemli. Bu hakları da ayrıca önemli. Evet, sonuna geliyorum zaten. Ve bence bizim için önemli bir kısım. Çünkü bu kadar konuştuk, işte denetim mekanizması var dedik ama dedik sadece teklifle görüş bildirebiliyor. Bunun ne kadar bir etkisi var ki dediğiniz hepiniz kafanızın içinden eminim ki ya da birkaç kişi. Türkiye 85 yılından bu yana 7 tane ülke raporu sunmuş. Yani ilk raporu sunduğumuzda, ilk rapor bir yıl için sunuyoruz ya imzaladıktan sonra 4 yıllık periyotlar halinde en son 2014'te 7 ülke raporu sunulmuş. Rutin raporları dışında bakın, ben okuduğum maddede ilk defa 2012 yılında bir usul değişikliği yapıyor ki maddesinde var bu sözleşmenin. 4 yıllık rutin raporun dışında komite Türkiye'den nihai görüşlerde belirttiği 2 konuda, birisi başörtüsüyle eğitim, başörtülü kişinin başörtüsü yasağından dolayı eğitime etkisi. İkincisi de kadına yönelik şiddet konularında Türkiye'den ara rapor istemiş. Buna da istinaden Türkiye hükümeti 2012 yılında bir ara rapor göndermiş. Ben bu ara raporla ilgili size çok kısa bir bilgi vereceğim. Bu rapor 19 sayfalık bir rapor. Sadece 2 konuda istiyor. Bizim konumuz kadına yönelik şiddet olduğu için ben sadece o konuyla ilgili size bilgi vereceğim o yüzden. Zaten diğer husus da 2-3 sayfayla anlatılmış. Bu 19 sayfalık raporda kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin nasıl bir politika izlediği anlatılmış. Ne demiş? Mevzuatı güçlendirdik. Yani işte anayasadaki ayrımcı terimleri kaldırdık. 6284 sayılı yasayı yürürlüğe soktuk. İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Ebru arkadaşımız birazdan çok ayrıntılı anlatacak. Eğitim çalışmaları yaptık demiş. Bakın ben bu eğitim çalışmaları ile çok kısa hemen size bilgi veriyorum. 2006-2012 döneminde 45 bin polis eğitilmiş. 2006-2012.
Ocak 2008'de 81 ilde 65 bin sağlık personeli eğitilmiş kadına yönelik şiddetle ilgili. Aslında aile içi şiddet deniyor ama bu kadına yönelik şiddet denmesi tabii ki hepimizin tercihi. Çok enteresan, Nisan 2009'da 326 aile mahkemesi hakimi ve Cumhuriyet Savcısı eğitim almış. Yani rakamlar ne kadar düşük ve yüzlerdeki ifadeyi görüyorsunuz. Nisan 2010'da da eksik kalmamış 100 din görevlisinin eğitici eğitimi tamamlanmış. Bu eğitim tamamlanınca 100 bin civarındaki din görevlisine ulaşma hedefi varmış. Çok enteresan, olumlu bir şey ve biz bunun olumlu tarafını da İzmir'de yaşadık. Mart 2012 itibariyle toplam 2300 kamu görevlisi söz konusu eğitimlere katılım sağlamış. Bunlar bizde tabii ki faydalı oluyor. Yani görüyorsunuz ki bir rapor işte aman öneri, aman teklif ne olacak deniyor ama öyle değil. Bir takım uluslararası baskılar kuruluyor. Sivil toplum kuruluşları içeriden başka bir baskı uyguluyor. Ve bir kişi bile eğitilmeyecekken birdenbire 2300 kişinin eğitimi gerçekleştiriliyor. Esas altını çizmek istediğim buydu. 12 Nisan 2012'de bir protokol imzalanıyor ve diyor ki kadına yönelik şiddet konusu jandarma okullarında ilk kez bir dönemlik bağımsız bir ders haline gelmiş. Bugün üniversitelerde koyamıyoruz. İzmir'de bir tek okulda var. Ama çok enteresan, jandarmaya bu bağımsız bir ders olarak girmiş. Çok da güzel bir gelişme. Bu konuyla ilgili, yani bu ek raporla ilgili sizin altını çizmek istediğim konu. Diğerleri işte sığınma evleriyle ilgili nasıl destek verdikleri, diğer disiplinlerle yani sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ne kadar el ele çalıştıklarını anlatıyor raporda. Doğal olarak tabii ki. Şimdi esas son altını çizmek istediğim, bu da 60 sayfalık 2014 yılında verilmiş son 7. ülke raporumuz. İşte 10. Kalkınma Planı'nda 2014-2018'i kapsıyor, düşünün. İşte kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamın arttırılması vesaire vesaire. İşte her zamanki aynı laflar zaten. Ama çok enteresan, yine komite demiş ki, bu 7. rapor üstüne benim 20 tane konuda kafamda soru işareti oldu. Bana bu 20 konuyu bir açıklayıver demiş. Bu 20 konunun da 6, 7 ve 8. soruları kadına yönelik şiddetle ilgili. Hemen iki tanesini hızlıca okuyacağım. Ve bu arada 5 sayfa soru var. 30 sayfada yanıtı var Türkiye'nin. 30'unu da okumayacağım tabii ki, merak etmeyin. Hemen 6. soruyu okuyorum. Diyor ki, taraf devletin 8 ilinde kadın şiddet mağdurlarının başvurabileceği sığınma evlerinin bulunmadığı kabul etmelidir. Tuğçe arkadaşımız anlattı, Aydın'daki durumu konuştu. Taraf devletin tüm illerinde ve ayrıca nüfusu 100 binin altında olan belediyelerde sığınma evlerinin kurulması için alınan tedbirlerle ilgili bilgi sağlayınız. Sığınma evlerinde yer bulamayarak başlangıçta geçici sığınma merkezlerine gitmek zorunda kalan kadınların oranı, geçici merkezlerde ortalama ne kadar sürede kaldıkları ve sığınma evlerine yeterli destek alamayarak, barınma imkanı bulamayarak kendilerine şiddet uygulayan eşlerinin veya partnerlerinin yanına dönmek zorunda kalan kadınların oranı ile ilgili bilgi sağlayınız. Yani gördüğünüz gibi Türkiye'de sığınma evleri oranı yetersiz ve bunu komitede çok güzel anlamış. Bir daha bize bunu bir açıklayın madem öyleyse demiş. Çok güzel uzun uzun cevaplar verilmiş. Ben size sadece özellikle son kısımla ilgili vermek istiyorum. Diyor ki hani bizden yararlanamayıp, sığınma evinden yararlanamayıp dönülen kadın var mı diyor. Öyle bir şey yok. Kadın konuk evlerinde yeterli destek alamayarak, barınma imkanı bulamayarak kendine şiddet uygulayan eşlerinin veya partnerlerinin yanına dönmek zorunda kalan kadın bulunmamaktadır demiş Türkiye. Doğru beyanda bulunmamış. Ha, sonra ne demiş? 2015 yılında kendi isteğiyle eşi ya da partnerlerinin yanına dönmek için kadın konuk evinden ayrılan kadın sayısı 816. Sadece 2015. Yani görüyorsunuz, kendi isteğiyle, kendi rızası. Bu rıza da ne kadar önemli biliyorsunuz ki. 7. Soru da şu şekilde. 2012-2015 dönemi için aile içi şiddetle mücadele eylem planı kabul ettiği belirtilmektedir diyor. İşte 2018'de Türkiye'de kadın yönelik aile içi şiddet araştırmasını güncellemiştiniz. 2013'te tekrar çalışmaya başlamışsınız. 2014 yılında tekrar bir çalışma yapmışsınız. Bu çalışmaların bize sonuçlarını bildirin diyor. Yani siz habire çalışma yaptık demişsiniz ama bunların da sonuçlarını yazsaydınız iyi olur demiş.
Hemen onu da çok kısa bildiriyorum. Bunların işte hepsini yapmış. 6284 sayılı kanunla ilgili çalıştık. Ama çok enteresan. Burada da şunu diyor ki, sadece bu paragrafı okuyacağım. Elimdeki kalın şeyi görünce şaşırmayın. Yasanın sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri gibi tüm kurumların yasal mevzuatların yasa ile uyumlaştırılması gerekmektedir. Yasanız çok güzel. Evet, yasa güzel. Bazı eksiklikler var ama yasa güzel. Ama diyor ki diğer yasalarla uyumlaşması gerekiyor. Ben yapayım bunu tabii. Yapacak başka bir kimse yok çünkü. Ondan sonra da diyor ki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, yani ŞÖNİM dediğimiz 6284 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş olması, ŞÖNİM'ler aracılığıyla merkezi bir sistem oluşturulması önemli bir gelişme olup, ŞÖNİM'lerin sayısı ve kapasitelerinin kanunda yer alan amaca hizmet edecek arttırılması gerekmektedir. Yani diyor ki tamam çok güzel yaptık ama kapasitesi arttırılması gerekiyor. Öz eleştiri yapılmış. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Buyurun Ebru Hanım. Arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi. Biraz sizleri yorduk, farkındayız. Çok yoğun bir bilgi trafiği oldu. Ama gerçekten bunların tamamını bir arada dinleyebilmek aslında daha büyük bir şans. Emin olun. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Hani birini bildiğinizde diğerini bilmediğinizi düşünmek bile insana belirli bir zaman sonra mutsuz ediyor ve gerçekten bugün burada olan grup çok şanslı. Hepsini bir arada dinleyebilme şansına sahip oldu. Buyurun Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Merhabalar öncelikle herkese. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni anlatacağım, açıklamaya çalışacağım. Sizi biraz yorulduk da onun için biraz esprili bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Özellikle bu sözleşmeyi SİDAV'a lütfen dilekçelerinizi ekleyin. Hakimler de dilekçelerinizi incelediğinde, gördüğünde avukat bilerek gelmiş. Bu konuda bilgisi var. Ya da hangi maddeye dayanmış bir bakayım diye en azından baktığı zaman size daha etkili koruma kararları çıkarabiliyor. Siz de çok ısrarcı olun. Benim size tavsiyem. Yani böyle verdi, eyvah ben bir şey diyemem, daha ek bir şey isteyemem gibi düşünmeyin. Lütfen öncelikli olarak müvekkilinizi koruyucu ve önleyici tedbir anlamında gereken baskıyı siz de mesleki anlamda kurun isterim. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğim. İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin kısaltılmışıdır. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmıştır. Onun için İstanbul Sözleşmesi diye geçmektedir. 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi imzaya açıldığı ilk imzalamıştır. 14 Mart 2012 tarihinde de onaylamıştır. Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyor. Sözleşme. Bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından da onaylanmış bir sözleşme. Ben Avrupa Birliği hukuku üzerine master yaptım ama hiçbir işime yaramayacak. Bari size Avrupa Konseyi'ni anlatayım bu anlamda. Yani biz niye imzaladık ve niye bağlayacağız bu sözleşmeyle? Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşudur. Kuruluşun 47 üyesinin 28'i Avrupa Birliği ülkesidir. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler. Bu anlamda da bağlayıcılığımız var. Bu sözleşmenin amacı nedir? Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı bir şekilde ele alan bir uluslararası anlaşma. Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemekte ve Avrupa ile onun sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır. Yani sadece Avrupa'yı hedef almaya, evet Avrupa'daki huzuru ele alan bir sözleşme gibi gözüküyor ama sığınmacı, mülteci, diğer bütün başvuruculara da gerekli kolaylıkların sağlanması, ülke içi işbirliklerinin sağlanmasını da öngörüyor.
Madde 1.1 uyarınca sözleşmenin amaçları tek tek yazılmış. Yazılmış. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ev içi şiddeti önlemek, işte kadınları güçlendirme, ev içi şiddeti mağdurları, kadına yönelik şiddet mağdurlarının korunması, yardım edilmesi gibi. Sözleşmenin ön sözünde sözleşmenin hedefi kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak olduğu belirtilmektedir. Bu kadınlarla erkekler arasındaki hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesi ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasıyla ancak mümkün olacaktır diye düşünülmüştür. Çığır açıcı özelliği nedir? Sözleşme kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık türü olarak kabul etmekte. Bu da bu tür şiddete yeterince tepki göstermedikleri takdirde devletlerin sorumlu konumda olduğu anlamına gelmektedir. Bu sözleşme toplumsal cinsiyetin tanımını yapan ilk uluslararası anlaşmadır. Bu kadını ve erkeği yalnızca biyolojik olarak dişi ve erkek şeklinde kabul eden anlayışın yanı sıra kadına ve erkeğe belirli roller ve davranış biçimleri atfeden, daha önce de bahsedildi ve toplum tarafından oluşturulmuş kategorilerin mevcudiyetinde kabul edildiği anlamına gelmektedir. Neydi toplumsal cinsiyet hatırlatmak için söyleyeyim. Kadın ve erkeklerin doğuştan değil, sosyal ortamlarında kültürün içinde öğrendikleri kadın ve erkek olmaya dair özellikleridir. Toplumsal cinsiyette eşitlik, cinsiyete bağlı ayrımcılık yapılmamasıdır. Eşitlik alanları dedi, karar verme, seçme, fırsatların kullanılması, kaynakların ayrılması ve kullanılması, hizmetleri elde etme. Ayrıca sözleşme toplumun her ferdini, özellikle de erkekleri ve erkek çocuklarını tutumlarını değiştirmeye davet ederek bireylerin vicdanlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Esas itibariyle erkeklerle kadınlar arasında daha fazla eşitlik sağlamaya yönelik çağrının yeniden yapılmasıdır. Zira kadınlara yönelik şiddetin kökleri toplumda erkek ve kadın arasındaki eşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörü ve inkar kültürünün sonucu olarak sürdürülmektedir. Karikatürde görüyorsunuz, babam pasta yapıyor, kek yapıyor, dolma yapıyor, ütü yapıyor diyor çocuk. Senin baban erkek mi diyor. Yani tamamen küçük yaştan itibaren zihinlere işlenen bir kadın erkek rolleri var. Bunların giderilmesini öngörüyor. Sözleşme ayrıca kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin işbirliği içinde üstesinden gelebilmek için ilgili bütün devlet kurumlarını ve hizmetlerini göreve çağırmakta. Dolayısıyla kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının, STK'ların tek başına davranmayıp işbirliği içinde protokoller oluşturması gerekmektedir diyor. Yine sözleşme kadınların sünnet edilmesi, zorla evlendirme, taciz, kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama gibi olguların bir suç olarak düzenlenmesini ve cezalandırılmasını öngörmekte. Bu da devletlere ilk kez bu ciddi suçları hukuk sistemlerine dahil etme zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Sözleşmenin devlet düzeyinde talepleri var. Önleme anlamında kadın yönelik şiddetin kabullenmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerin ve klişelerin değiştirilmesi, mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi, farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması, eğitimin her kademesinde eşitliğe edilmesi ki az önce belirtilmişti, yani ilk oturumda belirtilmişti, özellikle anaokulu öğrencilerine bence bu dersin verilmesi gerekiyor. Yani var olanı kırmak çok zor, bizim bile oturmuş bazı algılarımız var. Ancak çocukların eğitimiyle, anaokul eğitimi, hani kim bakacak çocuğa falan gibi tartışma oldu ama öyle 3-4 yaşa kadar çok bir farkındalık, bilinç düzeyi yok. Ama hakikaten anaokul döneminde yavaş yavaş oturmaya, kişilik, kimlik, kız, erkek, çocuk gibi o benlik oturmaya başladığı için o anaokul döneminden itibaren bence toplumsal cinsiyet konusuna değinilmeli. Halka ulaşabilmek için STK'larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nde bütün devletlere kendilerine bağlı medya kuruluşlarında en az 90 dakika kadına karşı şiddet, ev içi şiddet, bununla ilgili yayın yapılması zorunluluğu da getirmiştir. Ama bunların hiçbiri bizim ülkemizde var mı, böyle kamu spotu hatırlıyor musunuz? Çok azdır. Ancak o telefon numarasının aranmasıyla ilgili var ki o da sadece kadın değil, tüm mağdur, çocuk, yaşlı anlamında bir numaradır. 90 dakika diyor. Bunlar da uygulanmıyor. Bunların da aslında denetim mekanizmasında sağlanması gerekmektedir. Yargılama anlamında da kadına yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması, gelenek, töre, din ya da namus gerekçelerinin herhangi bir şiddet eylemini bahanesi olarak kabul görmemesinin sağlanması, soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması,
kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmeleri ve tehlikeli durumda yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması. Genelde biz de polise gittiğimizde işte barışırsınız, ne olacak ya, aile içinde olmuştur. Özellikle bunlar daha önceleri çok daha fazla söyleniyor. Şimdi bazı eğitimler biraz azalmaya başladı. Eskisi kadar değil. Burada da özel güvenlikçi biliyor, gördüğünüz gibi. Bir de bir proje var. Şiddet ve baskı gören erkekler için proje. Hani engelleyemiyoruz, bari böyle bir proje yapalım diye düşünmüşler. Erkeğe karşı ısırmasın diye kafes, işte elini kaldırmasın, kemere bağlı zincir falan. Ancak bayan bu şekilde korunabilir gibi düşünce. Ancak İstanbul Sözleşmesi diyor ki tüm tedbirler içinde mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması. Mağdurlara ve çocuklara psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş desteklerin düzenlenmesi, yeterli sayıda sığınma evinin bahsettiği gibi Seda'nın tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatlarının kullanılması. Bütüncül politikada yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı, koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı, şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunmasını temin etmesi. Yani tüm ülkeler işbirliği halinde olmalı denilmekte. Sözleşmenin kapsamına giren kişiler de yaşı, ırkı, dini, sosyal kökeni, göçmenlik statüsü ya da cinsel eğilimi. Ne olursa olsun her türlü çevreden gelen kadınları ve kız çocuklarını kapsamakta, bazı kadın ya da kız çocuğu gruplarının şiddet görme ihtimallerinin çoğu zaman daha fazla olduğunu kabul etmekte ve bu kesimin özel ihtiyaçlarının da göz önüne alınmasının sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Devletlerin sözleşmeyi erkekler, çocuklar ve yaşlılar gibi diğer şiddet mağdurları için de uygulamaları teşvik edilmektedir. Sözleşme kapsamındaki suçlarda sözleşme taraf devletleri aşağıda belirtilen davranışlara yönelik ceza ya da başka hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kılmaktadır. Ev içi şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, taciz amaçlı takip, az önce bahsedildi ısrarlı takip. Mesela evini boyatıyor bayan, eve gelen boyacı bayana karşı bir ilgi duyuyor ve başlıyor onu taciz etmeye, devamlı onunla uğraşıyor. Burada ısrarlı takip nedeniyle koruma kararı alıp eve yaklaşmaması, uzaklaşması, buna da hiçbir bağlantısı olmaması halinde bile sağlayabiliyor. Yine Melike Kartal var, Hürriyet'in yazarı, aynı şekilde ona bana gazeteden mesajlar veriyordu diyor. Psikolojik rahatsızlığı var büyük bir ihtimalle ve devam, en son kapısında kargocu veya pizzacı kılığında geldi. Buna karşı da yine koruma tedbiri alınabiliyor. Taciz amaçlı takip dedik. Tecavüz dahil, cinsel şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirme, kadınların şiddet edilmesi, kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama. Burada açıkça verilmek istenen mesaj, kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin özel hayatı saklı kalacak konular olmadığıdır. Sözleşmenin uygulanmasına yönelik de nasıl bir izleme politikası var? Yani devletler bunu imzalıyor ama ne şekilde bir takip olacak? Sözleşme hükümlerinin ne ölçüde uygulandığını değerlendirmesine yönelik bir izleme mekanizması kurmaktadır. Bu izleme mekanizması iki başlı bir yapıya sahip. Kadına yönelik şiddetle ve ev içi şiddetle mücadele konusunda uzmanlar grubu GREVIO, bağımsız uzmanlardan oluşan bir organ ve taraflar komitesi, sözleşmenin taraf devletlerin temsilcilerinden oluşan siyasi organ. Bu organların tespit ve tavsiyeleri taraf devletlerin sözleşmeye uygun hareket etmelerinin temin edilmesi ve sözleşmenin uzun dönem etkinliğinin güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Türkiye'den de ODTÜ'den Feride Acar hocamız GREVIO'ya üyedir ve bu tarz denetimin sağlanması anda hatta başkanlık yaptı. Çok bizim için hani önemli. Bu anlamda da denetiminin Türkiye açısından sağlanması önemli arz ediyor. Şu anda da sözleşme hem özel alanda hem kamusal alandaki şiddeti yasaklamaktadır. Bu da önemli. Yani evin içinde olan evde kalır. İşte dışarıda olan bizi ilgilendirmez gibi karakolun emniyeti biliyorsunuz yaklaşımları oluyordu. Dolayısıyla yalnızca ev içindeki genellikle eş veya partnerler veya ebeveyn ve çocuk gibi farklı kuşaklar arasında meydana gelen kadına yönelik şiddeti değil, aynı zamanda kamusal alandaki, örneğin aynı evi paylaşmasa bile eski eşin veya partnerin kamusal alanda yönelttiği şiddeti, iş yerleri, okullar, karakollar, hapishaneler ve bu tarz kurumlardaki kadına yönelik şiddeti de yasaklamakta. Yalnızca barış döneminde değil, silahlı çatışma dönemindeki ve silahlı çatışma sonrasında devam eden şiddet
şiddeti de yasaklamakta. Sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti temel almış ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan da ilk uluslararası belge. Ekonomik zarar ve ekonomik ızdırap da kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri diye bahsettik biliyorsunuz. Burada da önem arz etmiş. Eşit işe eşit ücret. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bile hala eşit işe eşit ücret yok kadınlar için. Kadınlar ve erkekler arasındaki hukuki fiili eşitliğin gerçekleştirilmesini kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen bu sözleşme kadına yönelik ayrımcılığı da bu anlamda kesinlikle yasaklamaktadır. Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddetle mücadelede uluslararası işbirliğini öngörmekte. İşbirliği yalnızca kriminal ve medeni konularda işbirliğiyle sınırlı olmayıp sözleşme kapsamındaki suçların işlenmesinin önlenmesi için bilgi paylaşımı ve yakın tehlikeden korunmayı da içermektedir. Bazen ülke dışında çıplak istiyor. Yani ülkede kalsa bayan ciddi sıkıntı yaşayacak. Ve bununla ilgili galiba İzmir'de bir karar da alındı. Yurt dışına çıkmayla ilgili. Değil mi? Böyle bir karar da alındı ve bayan yurt dışına çıkıp yurt dışında yaşamına devam ediyor. Bu arada işbirliği dahilinde diğer devletlerde yardımcı olur. Taraf devletlerin hükümlerini etkili biçimde uygulamalarını sağlamak amacıyla sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması var ama bireysel şikayet hakkı tanınmamış. Anayasa madde 95 ölü bizim için neden önemli? İstanbul Sözleşmesi kanun hükmünde. Bunun hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. İstanbul Sözleşmesi ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içerisinde çıkabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Sözleşmesi hükümleri esas alınır. Anayasanın 11. maddesi uyarınca İstanbul Sözleşmesi hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yani uluslararası bir sözleşme Türk iç hukukunun üstesinde gelir. Bunu hukuk derslerinden hatırlarsınız. Dolayısıyla biz buna imza atmamızda artık biz buna uymayacağız. Bizim kendi kanunlarımız var, kendi iç işleyişimiz var diyemiyoruz, bağlayıcılığımız var. Çeviride de bir takım yanlışlıklar ve eksiklikler var. Sözleşmenin Türkçe metniyle İngilizce metni karşılaştırıldığında Türkçe çeviride yanlışlıklar bulunduğu görülmekte. Bu durum büyük ölçüde politik tercihlerden kaynaklanmaktadır. Sözleşmenin orijinal başlığı kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi olmasına rağmen Türkçe'ye kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak çevrilmiştir. Sözleşmenin metnindeki ev içi şiddet domestic violence ibaresi Türkçe'ye aile içi şiddet olarak çevrilmiş, ev içinde domestic unit ibaresi ise aile birliğinde olarak çevrilmiştir. Öte yandan eşler veya partnerler arasındaki şiddet ibaresi eşler veya ebeveynler arasındaki şiddet olarak çevrilmiştir. Kadına ve kız çocuklarına karşı her tür şiddetin sonlandığı, hukuki olarak tam koruma sağlandığı, tüm ülkelerin bu konuda gerekli tedbirler olarak yapıcı çalıştığı, kadınları korumaya ihtiyaç duymadığı, daha üretken ve huzurlu olduğu günlere kavuşmak ümidi ediyorum. Teşekkür ederim. Avukat Ebru Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sorularınız varsa, ama sorulardan önce bir örnek paylaşmak ister miydiniz? Neler yapıyoruz ya da neler yapılıyor diye örnekliyoruz. İlk 60 lira dosyası evli olmadığı halde yaşadığı kişi tarafından sokakta öldürülen bir kadındı. İzmir Barosu davaya müdahale talebinde bulundu. Müdahale talebi reddedildi. İndirim uygulanmayarak bir karar verildi. Karar güzeldi ama müdahale talebimiz kabul edilmemişti. Nedense mahkemelerin bu konuda İlginç kararları oluyor. Burada da Sosyal ve Aile Politikalar Bakanlığı bildiriyorlar ama değil mi? Oradan müdahale avukat katılıyor. Artık ihtimali diyorlar ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bilmiyorum. Aramızda orada çalışan ya da artık bağlı olan var mı bilmiyorum ama Aile Bakanlığı sadece müdahale dilekçesi veriyor. Mecburen zaten kabul ediliyor. Ama etkin hiçbir çabaları yok ne yazık ki. Şey, biz bu Aydın'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde de geldik. Hem aile içi şiddetle ilgili her olayda ihbarda bulunuyor. Yasa gereği. Serpil Erfurt'un dosyası belki duymuşsunuzdur basından. Serpil Hoca bir üniversite hocasıydı.
ayrıldığı eşi tarafından sürekli taciz ediliyordu. Şahsi münasebet dışı görüşmeye çalıştığı bir gün. Önce evin kapısında, Serproje kaçtığında apartmanın kapısında ve daha sonra kaçtığında sığınakta vahşice öldürdü. Burada da müdahale talebimiz reddedildi. Hiçbir kadın STK'nın veya hiçbir STK'nın diyeyim, kadın dernekleri dışında da birçok dernek vardı, reddedildi. Ve ne yazık ki indirim uygulanarak bir karar verildi. Yargıtay aşamasında Yargıtay'dan bozulmasını ümit ediyoruz. Çünkü vahşice işlenmiş bir cinayetti. Başka suçlar da vardı, hırsızlık gibi. Ve kravat indirimi dediğimiz durum tam olarak bu dosyadan uygulandı ne yazık ki. Özge Can Aslan davasını muhtemelen zaten Halit Barosu da yanlış hatırlamıyorsam takip etmişti. Müdahale talepleri yine kabul edilmemişti. Yargıtay tekrar size sordu. Her ne kadar dedi talepleriniz reddedilmişse de temiz edebilirsiniz dedi. Temiz ettik red kararını yine reddettiler. Hatta cinsel istismara uğradığına dair de karar vermişti mahkeme. Çünkü Özgecan Arslan'ın batın bölgesinden başlayan bir yanık vardı. Özellikle batın bölgesi yakılmıştı. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Batın bölgesi şu üst kısımdır. Ve buna dayanarak tecavüze uğradığı, bu yüzden delilleri yok edildiği sebebiyle çok güzel bir mütalaa ve çok güzel bir karardı. Ama Yargıtay böyle bir bulgu yok, delil de yok. Dolayısıyla böyle bir hüküm kuramaz. Fatih ile alakalı olarak yani ölen asıl faili değil, arkadaşı olan fail hakkında tecavüz ettiğine dair herhangi bir bulgu yoktur diye tecavüzden de beraat ettirdiler. Ne yazık ki. Sezgi Kırık dosyası en son katıldığımız dosyaydı. Sezgi Kırık dosyasında da tam tersi bir durum vardı. Antalya'da hakimler var dedirten bir karar bu. Tüm müdahale talepleri kabul edildi. Mahkeme başkanı tarafından savcının mütalasının aksine. Çünkü savcı her talep için red kararı talep etti. Mütalada mahkeme başkanı kabul etti. Karar aşamasında mütalada yine tüm sanıklar hakkında beraat kararı istedi. Sayın savcılık makamı hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hani 2017 yılında böyle de bir savcı olabilir mi denilecek bir karardı. Ancak mahkeme iki sanık hakkında, üç sanık vardı. Daha doğrusu dört sanıkla başlanmış soruşturma. Ancak bir tane soruşturma aşamasında ölmüştü. İki sanık hakkında müebbet hapis artı 21 yıl. Diğer sanık hakkında da, kadın sanık hakkında da 20 yıl artı 8 yıl vererek muhteşem bir karar imza attı. Vakalar tabii ki çok kötü. Yani hani bu kelimeleri kullanırken de bazen tereddüt ediyorum. Yanlış anlaşılmak korkusuyla açıkçası ama en azından aile çok mutlu oldu. Çünkü çocukları geri gelmeyecekti ama bir beraat kararı kaldıracak kadar da güçlü değillerdi. Çünkü evet, geride kalan aileler bu tip vakalardan sonra hele de yalnız kalırlarsa eğer çok ciddi travmalarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Sezgin'in annesinin iki göğsü alınmış süreç içerisinde 8 yılın sonunda verilen bir karardı. İleri derecede meme kanseri iki göğsü alınmış ve beraat kararından sonra ambulansla götürmek zorunda kalmışlardı. Bunu da böyle kısaca paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sorularınız var mı? Sormak istediğiniz herhangi bir şey. Çok yorulken de akıyor. Evet, buyurun. Şimdi bakın, köyden kaçan özgürlük, yetimiz yerlerde eşlerinden şiddet görüyorlar. Biliyorsunuz, aydınlığı sığınmayı görüyorsunuz. Çok az. Ne yapabilirler? Bayanlar, yerin biraderde. Aşırı derece geliyor ki, eşi şimdi bugünkü eğitimin amacı da bir anlamda oydu zaten. 6284 sayılı yasayı uygulanması bununla bağlı olarak şönüm verildi. Bir an önce aydınla kurulmasıyla birlikte, yani daha yaygın çalışmasıyla birlikte, kurulması demeyelim, daha yaygın çalışmasıyla birlikte. Aslında şiddet görenlerin ve çevresindekilerin, çocukları ve yakınları da dahil olmak üzere
tamamının sorumlularını benim algıladığım 684'ün ve şölenlerin kurulmasıyla şölenlerin bunları çözmesi lazım. Doğru mu? Evet, işbirliği neticesiyle ama bu görev şu şölenlere ait gibi gözüküyor. Yani yasal mevzuata baktığımızda. Ama biz baro olarak her zaman o tür vakalarda bize ihbarda bulunabilirsiniz. Hem yasal olarak hem de diğer anlamlarda işbirliğini sağlamak adına yardımcı olmaya çalışırız. İnşallah arkadaşlarımızın da zaten bir projeleri var, Kadın Hakları Komisyonu'nun. Bu konuda eğitim çalışması, köylerde eğitim çalışması yapılmak da isteniyor. Onu da gerçekleştirirsek belki kendi ayaklarına giderek eğitim vermiş oluruz. Çok küçük bir isteğim olacak. Ben Aydın Atatürk Düşünce Dergisi'ndeyim. Evet. Mesela üniversitede hedefler veriyor. Böyle bir konferansı Atatürk Düşünce Dergisi'nde gençlerimiz. Bilinirde yapıyoruz. Veya siz onu yapıyorsunuz da biz de burada psikolog arkadaşımızı ders ağırlıktan biraz da öğrenciler üzerinde üniversite yararlı olunca tanısındayım. Acaba rica etse gelir misiniz? Evet. Yani biz de burası. Ben de son cümleyi bitireyim. Kolejik danışman olarak diyorum. Evet, evet. Rica etse. Evet. Gelirseniz çok sevinirim. İnşallah. Şimdi öğrencilerimize etki olmak zorundayım. Böyle seçkin ve yani sosyokültürel düzeyi yüksek yerlerde çok yapmıyorum bunu ama şimdi hep bize şey diye soru gelir, ne olacak şimdi, hani bu kadar mı diye soru gelir. Ve hep aynı örneği veririz genelde arkadaşlarımızla. Aslında bu yukarıdan başlayan bir şeydir. Yani yukarıdan akan bir damla aşağıya doğru gider ve artık baskı, değişim, dönüşüm öyle başlar. Bunu yapmışlar, Grigori Petrov'un kitabı var, hiç okudunuz mu bilmiyorum, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye. Finlandiya'nın hiçbir şeyi yokken ve sosyo-kültürel düzeyi sıfırın altındayken nasıl bir Avrupa ülkesi olduğunu ve işte nasıl eğitimde başarıya ulaştığını anladığı bir dönüşüm hikayesidir aslında. Vaktiniz olursa bir ara okuyun. Kendi ülkemiz için de gidiyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli katılımcılarımız, işte İzmir Barosu'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Merkezi, inşallah biz de oluruz günün birinde, Merkezi Başkanı. Hanımefendiyi de buraya da davet edelim, avukat arkadaşımızı. Diğer arkadaşlarımızı da davet edelim, Yağmur Hanım'ı, Barışcan Bey'i. Burcan Hanım, Baro Başkanımız, arkadaşlar. Burcan Hanım, orada mı? Arkadaşlarımızın plaketlerini verelim. Sonra hep kişiye, bu kadar çok ilgilenen kişiler olarak hep birlikte bir fotoğraf çekelim. Bütün katılımcılarımızla inşallah sığarız kareye. Bir 5 dakika bekleyelim. Baro Başkanımız Savcı Bey'le görüşüyor da. O da tamam. Gelmek ister. O ara o zaman sohbet edelim. Hep birlikte. Geri dönüşüm. Arkadaşlar geri dönüşüm alalım mı? Tamam. Geri dönüşüm alalım mı arkadaşlar? Ne öğrendiniz mesela? Evet, diğer Tuğçe Hanım. Yani şöyle söyleyeyim. Epey var. bak söyleyin işte. Ancak mutlu edelim. Yani mesela bu yok veya herhangi bir sistemden görüntüleyiz. Her süperinizi dahil olabilirsiniz. Mahkemeler itibariyle. Hasan, bir aile bakanlığına da eğer çenedik değil, Thank you.
Arkadaşlar, ilave yapalım, zaman geçirelim. Şöyle, gerçekten biraz önce avukat arkadaşımızın söylediği gibi 6284 İstanbul Sözleşmesi SEDAV tüm dilekçelerinizde mutlaka isim olarak en azından geçsin. Alkış. Başkanımız geldi sağ olsun. Stajyer avukatlara yarın sertifika vereceğiz. Duymayanlar, şeyin sistemde bir hata olmuş arkadaşlar. Mesajlar tekrar gönderildi. Gelmiştir herhalde, endişe etmeyin, alacaksınız. Teşekkür ederiz.
Çömez olduğum için.